Harika bir sabahtan hepinize merhabalar. Cap canlı, Murat'ın deyimiyle. Dop dolu dipdiri. Evet, karşınızdayız. Beraberiz, karşınızdayız. Haberlerimiz yine 10 numara 5 yıldız. Zıpkın gibiyiz, fişek gibiyiz bir taraflarda. Evet, kesinlikle öyle. 0534 263 43 72 WhatsApp hattımız. Murat ve ben hazırız efendim. Bugüne yine her zaman olduğu gibi. Bir de Ebru'cum söyleyelim mutlaka. Bu sabah Show TV, Ebru Akel, lütfen. Murat Güloğlu TV Instagram adresimizdir. Yazın, çizin, gönderin ne varsa ne yoksa. Evet, o yorumlar gerçekten çok kıymetli. Oh. Bazen o kadar böyle enteresan şeyler soruyorlar ki işte Murat Bey'in gözlüğünün çerçevesinin... Hangi birisini söyleyeyim diyeceksin. Evet, gerçekten öyle. Çok tabii dikkatle sağ olsunlar. Sağ olsunuz efendim. Çok teşekkürler bizlere olan ilginiz ve sevginizden dolayı layık olmaya çalışıyoruz. Merak ediliyor tabii, soruyorlar. Öyle böyle tabii ikimizin de renginin biraz farklı olması da... Sen bugün biraz daha iyisin ama şıkır şıkır. Öyle taraftan mi diyorsun? Ama kıyafet gayet iyi. İkimiz de açık renk farklı giymişiz. Burada şimdi... ten rengi mi yoksa açık? Yok, güzel. Tamam. Ten rengi var. Şimdi yaz olunca çoraplarda ten rengine geçiliyor ya yani mesela bizlerde falan. Bakacağın zaman yakında Murat Güloğlu çorap ne var hiçbir şey yok. Ya tabii ekranın şöyle bir durumu var aslında. Sen ben bunu çok iyi biliyoruz ama yönetmenimiz şu anda tabii bizim birazcık böyle hafif renk almış olmamızdan çok mutlu değildir. Bizlerim, ne yapalım? Tabii, rüzgardan oldu vallahi. Rüzgardan hafif yandık. Açık renk teni daha çok seviyor ekran. Gerçekten de birazcık tatilimize iyi geldi evet. Aslında işin bir tarafı. Tabii canım, kesinlikle ben bu kadar uyumadım hayatımda. Sürekli evet. Uyku halindeyim. Ben mesela 9'da uyandığımda kendimi saatlerdir ve günlerdir uyuyormuş gibi hissettim. Ben küçük bir boz ayı gibiydim. Hani kış uykusuna yatmış 9 gün boyunca. Sonra uyandım böyle pazar günü. Kolay değil tabii Murat'cığım. Geçen Temmuz'dan beri aralıksız devam eden bir sürecimiz var çok şükür ki. Çok da mutluyuz bundan. Aynen. Zaten aslında bu biraz da bizim için... bir süre sonra alışkanlık haline geldiği için ben biraz geç kalktığımda kendimi gerçekten çok iyi hissetmiyorum bile neredeyse. Evet. Evet, haberlerimize başlayacağız. Şimdi lafı nereden dolandırsam, nereden girsem de bu habere giremesem de niyetindeyim aslında ama maalesef. Ya bu hiç aklımıza gelir miydi mesela dün o kadar konuştuk bu haber üzerine ne olabilir, aşk, tutku ya da ne bileyim bir husumet bir şey mi vardı falan filan ama bambaşka bir olaymış. Bambaşka bir olaymış maalesef. 38 yaşında satış müdürü, işinde gücünde arkadaşları tarafından sevilen Cenk Ündür. Efendim, kendisinin öldürülmesiyle, vahşice öldürülmesiyle ilgili haberi dün vermiştik. Vücudunda bıçak izleri, defayen kesilmiş bir şekilde evde günler sonra bulunmuştu. Bayramın ikinci gününde evinde meydana gelmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Failinin kim olduğu araştırılıyordu ancak tüyler ürperten bir sonuç ortaya çıktı. Genç müdürün katili. Kanada'da yaşayan, üstüne üstlük 7 dil bilen kardeşiydi. Kapı açılmayınca çilingir geliyor falan, açıyorlar işte kapıyı. Vaziyetsiz buluyorlar. Kanmış, her taraf kan olduğunu söylediler. Öldürülmüş tabii herhalde. Kanada'da finans okudu, Finlandiya'da dijital para şirketi kurdu. 7 dil bilen dahi katil bir ay önce İstanbul'a geldi, kardeşini öldürdü. Valizde çıkmış birisi diye araştırıyorlardı. Satış müdürlüğü yapan Cenk Çağ'ın ünlü geçtiğimiz gün evinde vahşice katledilmişti. Katil kendini böyle kamufle etti, elinde valizle kaçtı. Polisin elinde çok önemli iki ipucu vardı. Bunlardan birincisi hayatın akışına uygun olsa da evde Cenk Ünlü'nün kardeşinin parmak izi bulunmuştu. Polis bu bilgiyi bir kenarda tuttu. İkinci ipucu ise kamera görüntüsüydü. Valizle çıkan bir kişi vardı ve yaklaşık 3 kilometre boyunca kamera görüntüleri izlendi ve katil zanlısının Beyoğlu'nda bir otele girdiği belirlendi. Kapıda zorlama, evde dağınıklık yoktu. Bu bilgi katil evden biri mi sorusunu akla getirdi. Arkadaşlarım merak ediyor, arıyor. İşe gelmeyince buraya geliyorlar. Ondan sonra polise haber veriyorlar. Cinayet bürosu dedektifleri otele baskın düzenlediği ve kenarda tuttuğu şüphe gerçek çıkmıştı. Çünkü cinayeti işleyen kişi Cenk Ünlü'nün öz kardeşiydi. Ve o cinayeti işlemek için Finlandiya'dan Türkiye'ye gelmişti. Kardeş katili Kanada'da British Columbia Üniversitesi'nde finans ve ekonomi okumuş, Finlandiya'da dijital para şirketi kurmuştu. 7 dil biliyor, yakınları ona dahi çocuk diyordu. Çantasında bıçak ve jilet bulundu, sorgulandı. Cinayetle ilgili tek kelime söylemedi. Polis araştırıyordu, valizde çıkmış birisi diye araştırıyorlardı. Kapalı başını kapamış, kapşonunu kapamış, o vaziyete çıkan birini gördüler. 26 yaşındaki Cem İnan Ünlü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katlettiği kardeşi ise Gölcük'te toprağa verildi.
Yani kimin aklına gelir gerçekten? Hani nasıl? Parmak izi belki de olmasaydı, bulunmasaydı, hani kardeşi en son ihtimallerden, tabii, en son halkalardan biri olurdu bu araştırmada. Çok acayip yani, husumet ne olursa olsun, hani o kadar eğitimi de var ya, eğitimi de şapka çıkartılacak. Biz vaziyette Kanada'da gidip eğitimler alıyorsun, Finlandiya'da yaşıyorsun ki Finlandiya'da hani dünya nüfusunun hani çok en azının ve insanların en insanların olduğu evet yer, yani hani en sessiz sakin memleketlerinden bir tanesi ve memlekete gelip kardeşinin abinin canına kıyıyorsun. Allah'tan rahmet diliyoruz ama Gölcük'te toprağa verilmiş, abi, ailesi de muhtemelen orada. Hani bir sormak lazım, neydi? Çocukluktan kalan bir şey mi yoksa jiletler vesaire, dünkü detaylar ne, nasıl ürperticiydi, tabii, çok yani ürperticiydi. Baktığın zaman yani hani eğitim de işe yaramıyor mu acaba'ya geliyor ya iş bir taraftan. Ama da yani şuradaki görüntülerine bakarsak tutuklandığı anda işte konuşmamış zaten. Çok soğukkanlı. Çok çok soğukkanlı ama görüntüsünde, vücut dilinde çok normal olmayan bir hal var sanki. Şaşırtıcı. Yani mutlaka çok bu şaşırtıcı araştırılacaktır. Tabii. Hani psikolojik bir takım şeyler olmuş olma ihtimali yüksek. Tabii. Çünkü hani birini öldürmek başka ama birini gerçekten o hale getirebilmek için başka bir kafada bir olabilmek lazım. Yani. O jiletler, falçatalar, evet. Allah korusun. Böyle bir haberdi değerli dostlar, bize yansıdı. Şimdi Şişli'de lüks bir gece kulübünün sahibi efendim gürültü yapan müşteri tarafından öldürülmüş, iki çalışanın da yaralanmış idi. Bu haberi biliyorsunuz. İşte onun görüntüleri, kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir görelim. Şehir zorbaları gürültü yapan müşterisini uyaran gece kulübü sahibini öldürdü, iki bodyguard'ı ağır yaraladı. Şişli'de bulunan bir barda 5 kişilik grup alkol alıp içeride bulunan müşterileri rahatsız etmeye, gürültü yapmaya başladı. Bunun üzerine iki bar güvenliği geldi ve onları uyardı. Ancak aralarında önce tartışma, ardından da kavga başladı. Şehir zorbaları bodyguardlara saldırdı. Gerginlik dışarı taştı. Gece kulübü sahibi Gıyasettin Gümüş de kavgaya karıştı. Tekmeli tokatlı kavgada bir süre sonra silahlar konuştu. Şehir zorbalarından biri Gümüş'ü öldürdü, iki çalışanını yaraladı. Aslında şube cinayet bürosu dedektifleri çok titiz bir çalışma yaptı. Aralarında bar sahibi Gıyasettin Gümüş'ü öldüren kişinin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eğlenmesini bilememişler, fazla gürültü. Evet. Yani bar sahibi olmak ya da bu tarz bir gece kulübü işletiyor olmak çok kolay bir iş değil, aynen, kesinlikle. Ya zaten normalde de çok kolay değil. Hani gece boyunca tabii zaten ki ne aile hayatı ne başka bir şey. Hani doğru, çevremizdeki arkadaşlarımız da biliyoruz, tanıyoruz. Aynen. Çoluğu çocuğu olanlar tabii bir taraftan. Ki. Hele kadınsa çok daha farklı olabiliyor tabii. Bir taraftan da baktım, zanlılar ciddi anlamda azılı suçlu. Yani 20'li yaşlarda bu insanlar ve işte kimi 12 kez, kimi 9 kez, kimi 7 kez gözaltına alıp çıkmış insanlar. Sabıka şimdi bakalım, kayıtları var, ha? Göreceğiz, aynen öyle. Yani bu süreç nasıl, yine ifadeler alıp çıkacaklar mı, çıkmayacaklar? Çıkmayacaklar mı? Hep ya beraber göreceğiz, adliyedeler. Gece kulübü denen şey zaten gürültülü bir yer değil, tabii, mi? Yani orada gürültü yapmış olmayı düşün. Yani ne ya kadar büyük bir düzen bozmuş olabilirler ki orada. O şeyden orada oluyor, yan baktın, yok benim yanımdaki kız arkadaşıma, evet, yok eşime, barkıma, bilmem ne, muhtemelen şuna buna. Çünkü hani orada biraz da adrenalin bir hayli yüksek, yükseltici şeyler de tabii var. Etken hani olabiliyor. Işıklar vesaire, ses gürültü vesaire. Tüm bunları olunca, evet, birdenbire yani çok rastlıyoruz ya, çok sadece acıyor bizde değil yani, yurt dışında da var böyle hadiseler. Hani o daha çok dayaktan ibaret kalıyor mesela. Evet. İngilizler publarda şurada burada birbirlerine girerler ya, ya da Hollanda'da şurada burada. Evet. Bizde biraz daha farklı olabiliyor. Yani demek, öldürmek ve iki bodyguard'ı yaralamak gerçekten çok... Ve azılı suçlular. Eğlenmeye gittiğin yerden çıktığın noktaya bak. Yani iş yeri sahibine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sadece yapmak istediği iş yerindeki düzeni sağlamak iken neler yaşamışlar. İstanbul'un tam göbeğindeki yani hani bilinen yerlerden tabii bir ki tanesi bu. Demek ki olabiliyor işte böyle şeyler. Damarda durduğu gibi durmuyor. Maalesef. Şişede. Maalesef. Şimdi Samsun'a geçiyoruz efendim. Samsun'da eşiyle boşanma davası devam eden bir damattan bahsedeceğiz. O damat iyi bir gün seçmiş aslında bu işi yerine getirebilmek için. Çok düşündü mü? Sormak lazım tabii. Anneler gününde efendim, kanser hastası olan kayınvalidesini apartman girişinde ve önünde tekme tokat darp etmeye başladı ve o an güvenlik kameralarına yansıdı. Beni o kapının önünde yatırdı. Üzerime çıktı. Başıma yumruk, darbeler alaraktan aşağıya sürükleyerek beni darp etti. Sokak ortasında hem eşine hem de kayınvalidesine saldırdı. Anneler gününde onlara cehennemi yaşattı.
al sana anneler günü hediyesi deyip beni darbetti. 59 yaşındaki Faide Mermer'in kızı kocasıyla boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre damadı nerede olduklarını öğrenip korkunç planı için pusuya yattı. Oğlumun evinin önünde arabasını durdurmuş. Biz de yanından sessizce geçmeye çalışırken arabanın kapısını açtı. Bize, bana çok çirkin küfürler ederek darp etmeye çalıştı. Çocukları da umrunda değildi. Oğlu çaresizce onu çekip uzaklaştırmaya çalıştı. Elinden kurtulmaya çalışan eşi ise kızının üstüne düştü. Kanser hastası kayınvalidesini yerlerde sürükledi, tekmeleyip yumrukladı. Orada kendimden geçtim. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hali perişandı. Onu bu hale getiren damadıysa serbest bırakılmıştı. Ben orada hastanede acı içinde kıvranırken o karakoldan serbest olarak elini kolunu sallayarak çıktı. Hadi bakalım. Yani bir de çok sözler var. Gördün mü sana anneler gününde nasıl bir hediye aldım diye. Serbest bırakılma durumu her şey gün gibi ortada. Daha da acıtı kısmını söyleyeyim. Kayınvalidesini darbe ediyor yerlerde, yuvarlıyor kanser hastası olmasının yanı sıra. Yanında küçük çocukları var. Bak, evet. Kız çocuğu düşüyor o anda babayla beraber geriye doğru. Ve aynı zamanda diğer oğlu babasını çekip kurtarmaya çalışıyor. Yani daha anda. Mantıklı bir şekilde baba ne yapıyorsun diye. Yani oradaki akil adam birdenbire çocuk oluvermiş. Aynen, yani düşün. Öyle. Babadaki o öfkeyi anlamış. Zinhar değiliz bir taraftan da, yani bu serbest bırakılma hadisesindedir ya, böyle görüntüler apaçık ortadayken. Kesinlikle. Yani hani helal olsun der gibi, yani elbette niyet okuma değil ama hani görüntüler ortada. Hani sen ben söyleyip de ya bu dövdü işte kayınvalidesini, yok çocuklar şöyle oldu böyle oldu demiyoruz ki. Gün gibi görüntüler ortada. Görüntüler her şekilde ortada. Zaten o an gözü görmüyor yani, sen sonuç itibariyle kendinden yaşça büyük kayınvalideni, bir de hasta olduğunu bildiğin bir, evet, insanı kanser bu kadar böylesine bir... Dövebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Çoluğun çocuğun yerlerde savruluyor oraya buraya. Yani gözü hiçbir şey görmüyor. Bazı evliliklerde hep konuşuyoruz ya, ailelerin işin içine girdiği fazla noktalarda suçlanan kişiler onlar oluyor. İşte, evet, senin baban yüzünden, senin annen yüzünden. Onlar bize bu kadar laf etmeyeydi. Bak bizim gül gibi yuvamız vardı. Ya da gelinin bir şekilde ana evine dönüp, baba evine dönüp tekrar oraya sığınmış olması, hı-hı, koruma altına girmiş olmasını da yediremiyor erkek. Doğru. Hadi tamam, velev ki öyle olsun da yani çocuklarının gözü önünde böyle bir can hıraç bir şekilde sanki düşman askerine saldırır, hı-hı, gibi böyle bir şey olabilir mi? Yani bir tarafta çok karın, acı, kızın, bacın, her neyse annen. Ve ne oldu, çözüldü mü mesela? Nasıl koruyacağız bu kadınlarımızı? Tabii. Hani serbest bırakılmış gitti, şimdi aramızda dolaşıyor. Nerede? Samsun'da bir yerde işte. Bir yerlerde. Yani peki acaba eşine de bu tarz hareketler yapıyor muydu? Yani kadın bu zaten bizim gördüklerimiz değil mesela mi? Mesela şiddetten mi kaçmıştı kadın acaba? Yani hal böyleyse. Kim bilir, o evin içinde ne oluyor, ne yaşanıyor kim bilir yani? Ve şu yazık yani 3-5 yaşındaki çocukların gözü önünde, bilmiyorum, olan şeyler. Şimdi bu çocuklar o ailede nasıl sağlıklı büyüyebilir ki? Böyle bir baba var iken, yani görüntüleri görerek söylüyoruz. Tamam, adalet yerini bulmuş, maalesef ben diyemiyorum burada. Diyemiyoruz. Çok ayıptır, yazıktır, günahtır. İstanbul'a yani gelelim istersen şimdi. Görmeye yani, alışık olduğumuz. Görmeye alışık olduğumuz görüntüler böyle ama demek istemiyoruz son buna. Derece çoğaldı farkındaysan. Maalesef. Bir tarafta Suriyelilerin birbirine girmesini konuşacağız. Bir taraftan da Afganlıların birbirine girmesini konuşacağız. Evet. Nerede? İstanbul'da. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili biliyorsunuz İstanbul'umuz. Tüm dünyada da herkes bilir. Yani o yüzden herkes üşüşüyor anladığımız kadarıyla. Avcılar'da Suriyeliler demir ve sopalarla birbirine girdi, bu bir. İki, Sancaktepe'de ise Afganlılar tekme tokat birbirine girdi. Buyurunuz, bölge halkını uykusuz bırakan hem Suriyeli hem de Afganlıların yaptıkları. Suriyeliler. İki tarafta acımasızdı. Biri bıçakladı, diğeri demir sopayla saldırdı. Ortalık fena karıştı. Aralarında husumet olan Suriyeli iki grup, Avcılar Deniz Köşkler'de karşılaştı. İlk cümleyle birlikte kavga başladı. Görsünler, izlesinler. Yanlarında bıçak, demir sopa vardı. Öfkeli iki grup dakikalarca kozlarını paylaştı. Sancaktepe'de ise Afganların kavgası vardı. Mahalleli tepki gösterince hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Sokak aralarına kaçtı.
zorlu şartlardan kaçtılar. Buraya geldiler. Burada bir şekilde bir yaşama tutundular. Huzurlu, güzel, güneşli, bolluk içerisinde bir ülkede yaşıyorlar. Harika bir şehirde yaşıyorlar. Hı. Neyi paylaşamıyorsunuz? Nedir işte derdiniz? Husumetlerini de bir araya beraberinde evet. getirmişler anladığımız kadarıyla. Yani tamam iç savaş 2011'de başladı. Evet. Yani 2010 vesaire yani ve epeydir Suriye ile ilgili haber görüyor muyuz, duyuyor muyuz? Doğru. Hayır, çünkü bir taraftan da af, genel af da ilan edildi orada, hani gelin vesaire gibilerinden. 1 milyon Suriyeli gidecek idi, hani sonradan herhalde yine bir konuşuldu, vazgeçildi falan filan, ama ya biz onlara benzedik ya onlar bize benzemiş durumdalar, onu anlamış değilim. Çünkü bu sokak ortasında niye yan baktın bilmem ne, yani husumet dediğimiz şey bildiğimiz kan davası anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ve yani aileler birbirine rahatça dalabiliyor. İşte burada yöre sakini diğer arkadaşlarımızın, yani Türkiye Cumhuriyeti, ya ezelden beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan arkadaşlarımızın tepkisi burada önemli. Birdenbire susmuşlar. Haberde de zaten deniyor, çil yavrusu gibi dağıldı. Evet. Ama bir de hep Suriyeliler diyoruz ama bir Afganlar da birbirine evet. girmiş. Hı hı. Yakında Pakistan, Tacik falan diye öyle memleket tam anlamıyla bir şey. Yani burada kesinlikle zinhar, asla ve katta, sen de öyle ben de öyle, ne ırkçılık yaptığımız vesaire vesaire kesinlikle hiçbir şeyimiz değil. Yok. Tabii ama ki. Hani gelen arkadaşlarımız varsa ki bol miktardalar, hani bu memleketin hakkına, hukukuna, kurallarına uyarak yaşarsa kadar ne kadar tatlı ve güzel olur değil mi? Yani tatlı biz gitsek, tatlı geçinir gideriz. Yani sen, ben gitsek nasıl o ülkenin, yani bazen havaalanından çıktığın andan itibaren oranın kurallarını hissediyorsun üzerinde. Tabii canım, zaten. Aynen. Ha, ve geldiğin anda da hissediyorsun. Yani. Geldiğin anda da hissediyorsun. Mesela biz Şam'a gitsek de hep beraber bu hareketleri tabii. yapsak olur mu? Düşünebilir ya bize misin? Yakışır mı? Yakışmaz. Zaten yapılmaz böyle bir şey. Ama işte olmasın. Evet. Evet, hepimiz yani güzel görmeye güzel alışık yaşayalım. Olduğumuz görüntüler demek istemiyoruz efendim. Bunun da altını bir kez daha çiziyoruz. Ama maalesef ki... Maalesef ki görüyoruz diyeceksin. Şimdi. Çünkü var ilerleyen dakikalarda yine sadece yine İstanbul'dan var. Değil, memleketin dört bir yanından kavga gürültü haberleri maalesef. Geliyor. Maalesef. Şimdi Diyarbakır'dayız. 3 Mayıs'ta bayramın kaçıncı günüydü? Yaklaşık ikinci ya da üçüncü günü. Üçüncü günü. Akşam saatlerinde. Yok, ikinci günü, pardon. Evet, arabalarıyla bayram ziyaretinden dönen 6 kişilik bir aile, 4 çocuk, genç bir anne baba. Bulundukları otomobile ateş açıldı maalesef. Yaşanan olayda bir anne ve kızı hayatını kaybetti. Evet, araca açılan ateşte maalesef içerideki 4 çocuktan ikisine kurşun isabet etti. Evet. Biri bacağında, diğerinin kafasına isabet eden kurşunla ilgili tedavileri devam ederken baba o anda almış olduğu 4 kurşun darbesine rağmen ölmedi ama ölü taklidi yapmış ki bunlar bir an önce gitsinler oradan, ailenin geri kalanlarını kurtarabilsinler diye. Maalesef anne Garibe Dağ ve kızı Naime kurtarılamadı efendim. 6 şüpheli gözaltına alındı hemen ama ciddi güvenlik önlemleriyle... Çocuklar da küçük ya. En büyüğü 18 yaşında maalesef. Biri 14, 6, 13 yaşında arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Babanın o anları anlatışı var, istersen bir dinleyelim. Benim arabamın farı yanıyordu. Silah elindeydi, ben onu gördüm. Artı benim 13 yaşındaki çocuğum da ateş kesildikten sonra arabanın önünde kaçarken çocuğum da net gözünle gördü. Devlet nasıl bunları bırakıyor? Bırakmasınlar, tekrar tutuklanmasını istiyorum. Benim devlete ricam budur. Ben şahsen 4 kurşun yedim uzun namlu silah. Bizim burada kurtulmamız, ben ve çocuklarım Milli Piyango'dan çıkmış bir 48 sana mermi uzun namlu silahla çapraz ateşle bana attılar. Zaten onlar zannetti ki hepimiz öldü. Ben zaten ölü taklidi yaptım. Adamlar benim yanımdaydı. Ben zaten aramda, benimle onların arasında 5 metre vardı. Benim yanıma geldiler. Benim yanıma onlar zannetti ki ben ölmüşüm. Yoksa benim kafama sıkacaktı tekrar. Zaten benim çocuklarımdan da ses gelmiyordu. Ölen gitmişti, ölmeyen de şoktaydı. Herkes bayılmıştı, çok korkmuştu. Küçük kardeşim oradaydı, yani çok kötü bir andı. Katliam yaptılar. Detaylar çok akıl dışı işler. Kesinlikle. Yani baktığın zaman bir kişi tutuklanıyor, bir diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ama yani 4 kurşun darbesi alan babayı konuştuk. Konuştu, hep beraber gördük. Büyük geçmiş olsun. Demek ki o da hani sıyırdı bir taraftan ama. Eşini ve bir kızını kaybetti. Aileye gerçekten başsağlığı dileyelim. Şimdi bu şüpheliler jandarmadaki işlemlerden sonra çok yoğun güvenlik önlemleriyle götürülmüş. Yani artık olayın boyutu ne yöndeyse adliyeye sevk edilmişler ama bir kişi tutuklanıyor sadece. Bir kişi. Valla yani herhalde ya aileler arası husumet, çünkü çapraz ateş, uzun namlu silahlardan bahis açılıyor falan, bir terör vakası olmadığı da aşikar. Hani ya arazi hadisesi ya başka bir şey husumet, ama bu diğer 5 kişi adli kontrolle yani serbest bırakılması kadından... yeni bir olayın da acaba göl şeyini açar mı açmaz mı, onu da bilemiyoruz. Açabilir ama her ne olursa olsun bir ailenin içinde olduğu bir araca ateş açmak için
Evet. Çapraz edilir, ateş. Bilemiyorum. Şimdi İstanbul Sultanbeyli'ye geçiyoruz efendim. Burada yaşayan bir ailenin apartmana bıraktığı bebek arabası. Yanlış duymadın. Hani hepimiz bıraktık bebek arabasını. Özellikle daha böyle tabii merdivenli bir yerde. Çıkaracaksın değil mi? Merdiven düşünsene. Sen orada, Eren daha minik tabii, bırakmışsın. Çocuğun bir yanda. Çantası bir yanda. Ne olacak? Tek başınasın. Tabii taşıyamazsın. Öyle merdiven boşluğuna bırakırsın. Bu çok klasiktir. Fakat evli bir çift tarafından çalınarak internette satışa çıkarılmış efendim bu çalınan bebek arabası. Anne arabanın peşine düşmüş. Yeni bir bebek arabası almak için internete girdiğinde kendi arabasını orada görünce bakın işler nasıl değişmiş. Buyurun izleyelim. Çocuğumu yukarı çıkardım. Aşağı indiğimde bebek arabası yoktu. Yeni bir bebek arabası almak için internet sitesine girdiğimde kendi bebek arabamla karşılaştım. Anneler günü hediyesi alacaklarmış annelerine. O yüzden çalmışlar. İddiaya göre bebek arabasını çalıp internette satışa çıkardılar. Yakalanınca da arsızlığın kitabını yazdılar. Bizi aradılar. İşte siz de kiracıymışsınız. Bilseydik böyle bir şey yapmazdık. Ne olur işte biz yaptık siz yapmayın. Şikayetinizi geri çekin diye bayağı yalvardılar. Bunlar karı koca çete olmuşlar. Beraber yapıyorlar. Neslihan Karakoç 2 yaşındaki oğlunun bebek arabasını her zaman yaptığı gibi çalıştığı binanın içine bırakmış yukarıya çıkmıştı. 10 dakika sonra tekrar aşağıya indiğinde bebek arabası aynı yerinde değildi. Yeni bebek arabası almak için internet sitesine girdiğimde kendi bebek arabamla karşılaştım. Ufak bir lekesi vardı bir yerde, oradan tanıdım. Eşi 500 TL'ye satışa sunmuştu. Karısı da 550 TL'ye satışa sunmuştu. Eşine mesaj attım satmayın ben alacağım diye. Anlaştık fiyatta. Bebek arabasını almak için Pendik Kurtköy'de buluştu. Zaten bagajlarında farklı eşyalar da vardı. Benim bebek arabam vardı. Ev eşyaları, ayakkabı. Neslihan Karakoç bebek arabasının kendisine ait olduğunu artık tamamen anladı. Bu esnada da eşi polise haber verdi. Bir anlık boşluğumuza geldi, çaldık dediler. Anneler günü hediyesi alacaklarmış annelerine. O yüzden çalmışlar. Şikayetimizi geri çekme karşılığında 3000 lira teklif ettiler. Ondan sonra 10.000 lira teklif ettiler. Kabul etmedik. Şikayetimi de geri çekmedim. Başkaları mağdur olmasın diye uyarıda bulundu. Benim derdim araba değil. Bir bebek arabası çalışıyorum. Yine alabilirim ama başkası mağdur olmasın. Dikkat edilsin en azından. Çalan arkadaşlar bunlar. Çalan arkadaşlar bunlar. Ne olur bizi şikayet etmeyin. Arabayı biz sizden çaldık. 500'e satmaya çalışıyoruz ama. 3000 vereyim. Yok olmadı. 10.000 vereyim. Vay arabanın be. Arkasından çıkanlara bak bir de. Çocuk ayakkabısı vesaire. Hani araba da lüks. Tabii. Yani eşi mesela 500 diyor. Hanımefendi de 550 veriyor yani. Pazarlık payı evet, koymuş. Kendilerinden habersiz mi ya da hani böyle bir şey hani ya da. Bir çete işi bu bildiğiniz. Tabii canım. Yani bir karı koca çetesinden bir anlık boşluklarına gelerek çalmışlar. Evet. Yani devir dediğimiz çok gibi. Çok bir anda kendimde değildim. Bir baktım bebek arabası. Aa ben bunu bari çalayım. Bu çok şahane. Aklımıza dalga geçmeyin ya. Böyle bir şey olmaz yani. Saçma sapan işler çünkü. İnsanın aklı karışabilir bazen. Bayağı bir şey. bebek arabası var dur şurada çalıyor. Ben seni bir anda bir görüyorum sen bebek arabası. Ne oldu Murat? Aa Ebru bir an kafam karıştı ne bileyim ben alıvereyim dedim. Şeyden başladım hani bebek arabasından başladım bebek sonra geliyor falan filan. Biriktir canım sen. Ay Allah söyledi. Ya gerçekten şöyle bir durum var. Hani devir gerçekten kötü. Yani kim nerede ne bulsa alıp götürüyor. Yani aynen. Şunu alıyor mesela. Şöyle yapalım. Hani tabii. 1 liraya okutacak tabiri caizse tabii. Onların deyimiyle ya da 500'e satıyor, 600'e satıyor. Ne olmuş da işte ekmeği parası i̇şte bilmem ne falan. Lütfen dikkat edelim yani. Çöp konteyneri çalındı. Konteyner 60 kilo. Yani. 60 kiloluk demir çöp konteynerini yükleyip götürdüler. Of. Kimseye de yani şey olmuyor bu. Neyse hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Buyurunuz. Edelim. Şimdi efendim Esenyurt'tayız. Bir kadın tacizinden bahis açacağız. Telefonundan sürekli tacize uğruyor idi ve abileriyle plan yaptı. Aslına bakarsan tabii konuşacağız ama hani iyi de yaptılar. Gel tanışalım diyerek parka çağırdığı Pakistan uyruklu tacizciyi yakaladılar. Buraya kadar tamam güzel ama ondan sonrası iş o Pakistanlıyı linçe dönünce farklılaştı tabii buyurunuz. Attığımız her adımda karşımıza çıkıyorlar. Telefon numaramıza bile rahatça ulaşıp bizi rahatsız edebiliyorlar. Telefonla taciz eden Pakistanlıyı tuzak kurup yakaladılar. Meydan dayağı attılar. (Gülüyor)
bıktı o sandık yani. Şunları öğrendikten sonra ben çocuğumu burada bırakmaktan korkuyorum. Herkes gibi biz de rahatsızız. Esenyurt'ta yaşayan 22 yaşındaki genç kadının telefonuna bir mesaj geldi. Pakistan numarasına ait hey diye bir mesaj geldi. O mesajdan sonra onu polise şikayet edeceğimi belirttim. Konuşmak için ısrarda bulundu. Çok güzelsin, seninle konuşmak istiyorum. Güzel bir kız arıyorum. Tacizlerin ardı arkası kesilmedi. Polise gittiğimizde polis IP adresinden bulamayacağını söyledi. Genç kadın kendisine cep telefonuyla mesaj atan ve onu taciz eden o şüpheliyi yakalatmak için ona bir oyun oynadı. Kendime bizzat inandırarak tamamen kendi himayemin altına alarak buluşmaya davet ettim. Amacım ve derdim onu polise yakalattırıp hak ettiği cezayı almasıydı. Planını devreye soktu, abileriyle onu parkta bekledi. Parkın sağ tarafında bir bankta sessizce oturuyor. Beni görüyor ama gelmeyi kabul etmiyor. Yanıma yaklaşmıyor benim. Arkamda abilerim vardı. Onları görünce koşmaya başladı. Evine kaçmaya çalışsa da başaramadı. Buraya girdiğini tespit ediyorlar. Şahısın kendisi ve 6 kişiyle birlikte oturduğu daire burası. Binaya girdiğinde nereye saklandığını bulamadım. Kendisi bir anda yok oldu. Çünkü o tacizci binaya girdikten sonra bu merdivenin altında işte bu poşetlerin, torbaların arasına saklandı, arkaya geçti. Ama hareket edince yakayı ele verdi, kızgın kalabalık tarafından öldüresiye dövüldü. Pakistan uyruklu tacizci polis tarafından gözaltına alındı. Yani öyle vallahi... ve böyle. Vallahi, yani gerçekten kızımız çok akıllıca ve cesurca bir hareket yapmış. Bu tacizin sonu durağı olmayınca hani şikayet ettiğinde de o göndermiş olduğu kanal üzerinden şikayet kabul edilmiyormuş. Bir de o var yani. Ya bir taraftan IT da hani işin gibi. Linç tarafını bir kenara bırak. Hani iyi ki abileri var. Evet. Yani başıboş değil yani başıboş sanıyorlar çünkü bazıları öyle bir cesaretle hey deyip giriyor oluyor. Bir de bunlar 6-7 kişilik odalarda kalan aynen tipler. Ya bu arkadaş da az önce Suriye'den bahsettik. Afganlılar vardı. Bunlar da Pakistanlılar. Buyur bakalım. Yani hani nasıl güvenli bir şekilde kızlarımız özellikle caddelerde, sokaklarda dolaşacak, gidecek, edecek. Yani abileri neyse ki varmış. İşin dayak tarafı başka bir şey. Yani orada o Pakistanlı ya da her kimse ya da Amerikalı neyse tutacaksın. Güvenlik güçleri gelecek alacak işte. Ha bir taraftan da vatandaş değilse sınır dışı edilmesi gerekiyor galiba bunları. Mutlaka. Yani o işin ne tarafında onu bilmiyoruz. Ya, sokakta mu, taciz olmuyor? İşte yok yan bakma, laf atma vesaire vesaire. Hani daha çok rastladığımız şeyler ama birinin cep telefonu yani sosyal medya üzerinden de değil cep telefonu özeline bu kadar sürekli mesaj atmak, tanımıyorsun etmiyorsun. Birinden durduk yerde sabah akşam sana sinir bozucu mesajlar geliyor. Ne kadar... Niye yazıyorsun? Güzel bir kız arıyorum diyor. Ya, bu, kadar evet. Yani. Bu nedir? Bunu nasıl bir kimsin ne sen? Nesin ayıp. Allah aşkına yani? Bu memleketin topraklarına uyan ahlaki hadiseler mi bunlar? Maalesef. Ya bir kez de diyelim ki yani bir Suriyeli, bir Afgan, bir Pakistanlı kardeşimiz geldi. Şu buluşu yaptı. Allah razı olsun diyelim ya. Demeyelim mi? Diyelim. Evet. Yani ekonomi alanında şunu söyledi, siyasette bunu yaptı, süper bir eğitimi vardı, işte harikulade bir şeye imza attı, bir buluş yaptı, kaşif Pakistanlı, helal olsun demeyelim mi? Anca işte böyle taciz işleri. Mutlaka vardır da bize de gelmiyor diyelim. Olabilir. Peki efendim, sen bizim ben uyurken. Kime gidiyor? Almanlar Amerika'ya mı gidiyor? Bize de gelsin onlar ya. Olur. Bunlar gelmiyor. Siz uyurken belki ya da biz uyurken gelmiş olabilirler ya da memlekette neler olup bitmiş derseniz efendim işte tek solukta son 24 saatte memlekette olup bitenler gelsin huzurlarınıza. Tatilciler bayram tatilinden dönüyordu. Keyifler yerindeydi. Bursa'da mola verip ailece İskender kebabı keyfi yapacaklardı ki araçlarındaki papağanları kaçtı. Kuşumuzu kaçırdık mola verdiğimizde. Çevre yolunun ortasında durduk. Saatlerdir otomobilde dört camın arasında daralan papağan Koko, sizin canınız can da benimki patlıcan mı dedi. Aile İskender yerken Bursa havası almak istedi ve olanlar oldu. Aile araçtan kanat çırpıp elektrik direğine konan papağanları için polis ve itfaiyeden yardım istedi. Dakikalar süren operasyon sonrası yaramaz papağan Koko sağ salim yakalandı. Kuşu da sağ salim bize teslim ettiler. Hepsinden Allah razı olsun.
Her Mayıs İstanbul'u üşenmeyip baştan aşağı kentin sembolü lalelerle donatıyoruz. Baharın müjdecisi laleler bu sene binlerce yıldır görmediği bir zulmü yaşadı. İçim ağladı ya, bir tane basılmadık yer kalmamış. Böyle miydi daha önce? Buyurun, içinde oturuyor. İnsanların bu şekilde davranması çok kötü. Kenarında da çekilebilirler. Kenti rengarenk süsleyen laleler bazı kendini bilmezlerin fotoğraf çekme kurbanı oldu. Ya çok üzüldük gerçekten. Bu şekilde fotoğraf çekilmez. Hani uzak dikkatli bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Özellikle Gülhane Parkı'nda yaşandı lale katliamı. Bazı vatandaşlar ve ilk kez hayatında böyle bir güzelliğe tanık olan yabancılar o güzelliği bakın nasıl yok ettiler. İşte fotoğraf çektiren birisi görüyorsunuz lalelerin arasına girmiş, yaprakların üzerine de basmış fotoğraf çektiriyor. What are doing? Bunlar önceden yapılmıştı, diğerleri de yaptı. Yaptıkları hatayı da kabul etmiyorlar ve hala bu hatayı devam ettiriyorlar. Bir vicdansız torun bayram ziyareti için anneannesini ziyarete gitmişti. Hayırlı torun görüntüsü vardı. İlk gün hayırlı torun pozlarıyla el öptü. Anneannesinin koluna girdi, gezdirdi, dolaştırdı. Aynı günün akşamı ise sinsi planı uyguladı o torun. Ben orada az kaldı bayılsaydım. Kredi çekmiş. Annemi faiziyle beraber 60 bine yakın dolandırdı. Anneannesinin uyumasını fırsat bildi. Cep telefonunu aldı ve şeytani planı uygulayıp yaşlı kadının banka hesaplarını boşalttı. Bir kız içeri girseydi, bir şey alsaydı ben öyle üzülmezdim. Çünkü benim torunumdur ya. İnsan bir anneannesine de böyle yapar. Uzun bayram tatilinde yine olmadık ne kadar iş varsa memlekette yaşandı. Mesela bu markette. Niye hırsızlık yapıyorsunuz mesela? Geçiminiz mi olmuyor? Niye hırsızlık yapıyorsunuz? 3 çocuk girdikleri markette hırsızlık yaptı. 400 liralık ürün çaldı. Market sahibi o çocuklardan birini yakaladı. Ve polisi çağırmaya gerek duymadan bizzat kendisi bakın nasıl sorguladı. Kaç kişisiniz? Konuş, kaç kişisiniz siz bu hırsızlık işi yapıyorsunuz? Kaç kişi geldi? 3 kişiydiniz benim yanımda. Nereyi boş görseler dalıyorlar. Hırsızlar iki vakit arası boşalan camiye girdiler. Eskiden camilerden en çok halı çalınırdı. Ama bu kez açgözlü hırsızlar daha çok para eder diye bakın ne çaldılar. Burası müsait olduğu için geliyor. İki eline tutmuş. Elinde götürüyor. Millet koca şamdanlar ne yapıyorsunuz diye soran yok. Şamdanları söküp gitmeye hazırlanan hırsızları neyse ki cemaatten bazıları fark etti ve yakaladı. Ama minareyi çalan kılıfını da hazırlamıştı. Bakın camiden şamdan çalan hırsızların savunması ne oldu? Şamdanları çalan hırsız yalanını da hazırlamıştı. Kapıda karşılaştığı cemaate ben Diyanet'te görevliyim, şamdanları bakıma götürüyorum dedi. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz hırsızlar kaçmaya çalışırken bazı elektrik kablolarını da yerinden sökmeye çalıştı ama başaramadı. Günahlarını azaltmak için bir de sözde cemaate iyilik yaptı. Bir de talimat vermiş buradan, demiş ki bak elektrik kablolarının ucu açık, size elektrik çarpmasın. Pişkin bir hırsız yani bu. Camilerdeki şamdanlara göz koyacak kadar arsızlaşan hırsızlar benzincileri affeder mi? Artan yakıt fiyatları açgözlü hırsızların iştahını kabartıyor. İşte öyle bir an. Rahat şekilde lavaboya giriyor, ondan sonra çıkıyor. İhtiyacını gördükten sonra aracına biniyor. Hırsız sürücü deposunu fullledikten sonra planın ikinci bölümüne geçti. Gaza yanaşacağını söylüyor. Pompacı arkadaş gaza doğru gidiyor. Buradan basıp kaçıyor, gaz diyor. Şeytani planı uyguladı. Arkasına bakmadan kaçtı. Geride bıraktığı iyi niyetli pompacıysa hala bir umut hırsızın geri dönmesini bekliyordu. Dedik hadi, unuttu gitti. Bekledik gelmedi. Gelmeyince anladık. Ve yine garip mi garip, yine anlam verilmeyecek bir hırsızlık. Burası Ankara. Görüntüdeki kişi bir hırsız mı yoksa bir psikopat mı dersiniz? Saplantılı hırsız mahallede gözüne kestirdiği bir genç kızın evinin balkonuna dadandı. Düzenli aralıklarla o evin balkonunun önüne gidiyor ve kuruması için asılan çamaşırlardan genç kıza ait olanları koklaya koklaya çalıyordu. Buraya çamaşır serdim, hallarım da vardı. Bir mutfağa girmem çıkmamının, kızım senin çamaşırlarını almıştım. Sadece kızın elbiseleri mi? Sadece benim torunum, evet, kızın elbiselerini, çamaşırlar. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üç sıçradı. Ancak dördüncü de yakalandı. Taytı, iç çamaşırları çalınan o genç kızın ailesi psikopata sadece hırsızlık değil, cinsel taciz suçlamasında da bulundu. Bu bayram diğer bayramlardan farklı olarak büyük şehirler malum nedenlerden ötürü boşalmadı.
Özellikle İstanbul çok kalabalıktı. Toplu taşıma da ücretsiz olunca haliyle ortaya klasik şu görüntüler çıktı. İki kadın bindikleri otobüsle ayakta kalmıştı. O sırada bir yolcu yerinden kalktı, inecekti. Boşalan koltuk için iki kadının mücadelesi bir anda meydan kavgasına döndü. Kadınların koltuk kavgasına vatandaşlar da taraf olunca ortaya işte bu görüntüler çıktı. Vay be. Ne o bayram yaptık. Memleketten insan mahzarları buyurunuz. Aynen. Papağan çok iyi değil miydi o? Koko muydu? Koko şahane insan ya. Şey papa. Kuşunu ya, tatile götürür müsün? Nereye bırakacak? Bir taraftan da o var ya ha. Kuşumu evet, tatile götür. Yani... Sıkılmış ya. O da bir Bursa havası almak istemiş. Ben niye döner yemiyorum demiş. Ama yani bütün herkes böyle itfaiyesinden evet, polisine devrede. Aynen. O da güzel yani. En azından hayvanları ne kadar çok sevdiğimizin bir evet, örneği. Bu lale olayı da bambaşka bir hadise. O da çok sinir bozucu. Sen mesela yabancılardı onlar farkındaysan. Turistler kendi ülkelerinde öyle bir şeyi yapmanın cezasını çok iyi biliyorlar. Çok. Nasıl girebilirler lalelerin içine basarak? Ve daha önce de yapılmıştı. Bence o yapılmamış. Üzerine oturmuşlar, hatta yatmışlar lalelerin. Bizden yani, de demek ki de bir uyarı var, ne bir ceza var, ne de başka bir şey. Hani büyük laf var, söz dinlemeyen. Var, çiçekleri koparmayınız yazıyor üzerine. Zaten koparamazsın, kıyamazsın ki o güzelliği. Yani şey vardır ya, anladın, laf mı? Söz dinlemeyen bır 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 falan. Hani büyükbaş hayvanlar vardır. Tıpkı onlar gibi dalmışlar lalelerin içine. Kaç milyon lira biliyor musun onlar bir taraftan da? İstanbul'da hiç ben böyle şey, laleleri çok görürüz. Tabii. Hani ama böyle bir şey ben görmedim hiç yani. Hani kıyamaz insan canım öyle güzellikleri. Böyle bir görselliğe. Bu her sene Nisan ayında özellikle Emirgan korusunda yapılan bir lale festivali adı altında geçer. Çok kalabalıktır. İşte evlenenler gider orada fotoğraflarını çektirir. Parka gidersin, pikniğe gidersin. Yani çok güzel bir haldir. Ya bunu buna yapanları başlarına işte bir çoban koyacaksın demek ki. Başka türlü olmaz ki bu. Ya böyle bir şey var mı Allah aşkına? Yazık. Bir de şu torunun hadisesi var. Torun hadisesi ya, çok acımasız. Kardeşlerim yapmayın ne olur. Hiç bize uyan şeyler değil bunlar ya. Bak Tight Hırsız'ını anlatayım mı sana? Tight Hırsız yani balkona çıkıyor bu abi. Böyle kelli felli görünüyor. Pantolon, ceket falan. Tırmanıyor. Lise öğrencisi YÇ'nin Tight'ını çalıp koklarken kameralara yakalandı bu kişi. Tight'ı çalıyor bir de kokluyor mu? Kokluyor. NT. Savcılık ifadesinde 60 tane kadın çamaşırı çaldığını ve bunun zaafı olduğunu söylemiş. Tight koklamak zaaf ya, yoksa evet, tight mı zaaf? Yani balkonda görünce çalıyorum diyor kendisi, açıklamış ifadesinde. Bu benim zaafım. Asılı olan tight iç çamaşırlarını çalıyorum. Bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorum. YÇ'nin de 3 kez balkonda asılı olan tight'ını aldım. Ama ondan başka da kimse şikayetçi olmadı yani. Ondan başka kimse anlam verememiştir zaten yani. Ondan başka diyorsun da 60 tane. Evet. Bak 60 tane kadın çamaşırı çaldım diye de ifadesi var. Bu evet, insanlar aramızda arkadaş. Düşünebiliyor musun? Yani Allah genç korusun kızın ya. Genç kızın 3 yani tight'ını artık kızı korkmuştur. Düşünsene biri var ki gelip gelip senin tight'ını çalıyor. Avukatın röportajı var bak, istersen dinleyelim açıklamayı. Avukat da var. Hadi evet, bakalım. Orada o kadar eşya varken sadece benim eşyalarım kayboluyordu. Tight'ım kayboldu. Özellikle tight'ım alıyor şahıs. Bu eylem şüpheli tarafından daha önce 3 kez daha gerçekleştirilmiştir. Ben dershaneye de gidiyorum, okula da gidiyorum. Can güvenliğimden korkuyorum. O kadar çamaşır arasından sadece müvekkile ait tight'ın alınması da burada şahsın amacının hırsızlık olmadığını, yalnızca hırsızlık olmadığını, cinsel taciz amacıyla da burada bu taytı aldığını göstermektedir. Kafamı derslere veremiyorum şahsen. Çünkü düşünüyorum acaba bir şey olur mu yolda gider gelirken. Sürekli arkama bakıyorum. En ufak sese tepki veriyorum. Uyuyamıyorum. Altına bir yükseklik koymak vasıtasıyla balkona erişmekte, aynı zamanda mülkiyet hakkını da ihlal etmektedir zaten. Vay arkadaş yani. Evet, iyi yakalanabilmiş var en azından. Yani görüntülere, kameralara da aldırmıyor. Yani orada o merdivenin yeri de bellemiş. Oradan onu alıyor, usulca gidip alıyor. Yani zaafım diyor. Yani bu tabii ki bir psikolojik bir durum olduğu ortada yani. Tabii bizim zaafları var bir şeylere de karşı da. 60 tane kadın çamaşırı çalıp 3 tane hanımefendinin taytını alıp birdenbire alıyor ve hemen koklamaya başlıyor. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey var mı? Yani böyle bir herkes zaafını ortaya koysun o zaman. Yani göreve çağırıyoruz. Ama zaaf... Ya. Bu,
Bu başka bir şey. Bunu bir alacaksın şey... psikolojik bilmem ne bir eğitimden geçmesi lazım bu insanın. Yani bu sapıklık, hapishane, ıslahhane bilmem ne, ıslahhane vesaire de yetmez. Yani sapık tamam da evet. Aramızda mı dolaşacaklar? Hayır canım, mümkün insanlar. Değil. Kıza baksana, kızcağıza. Okula gidiyorum, dershaneye gidiyorum, can güvenliğimden endişeliyim diyor. Yani senin taytını koklayan biri yarın gelip senin saçını koklamak istemez mi yolda yürürken ya da... Yani her şeyi düşünür insan, her şey aklına gelebilir. İyi bir ceza ya alması ve acayip. Uzaklaştırma... 60 tane kadın çamaşırı gerekir. Bu 61 muhtemelen, hani tight da dahil edelim. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hanımlar vallahi dikkat edin yani, orada burada tightlarınızı, şunlarınızı burada yıkamayın ya. Evin içinde yıkayın yani, böyle insanlar aramızda olacak demek ki. Maalesef. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ne demek? Üzücü maalesef. İşler bunlar ya, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Buyurunuz. Aynen. Bu hadise güzel. Hadi bir havamızdayız. Bu hadise güzel. Bodrum'a gidiyoruz efendim. Şimdi Bodrum'da tabii ki her zaman her yaz böyle büyük... Bayılıyorum onlara. Değil mi? Görsel düğünlere şahit olur o harika belde. Ama hiç böylesini görmedi. Bodrum dahi görmedi. Hindistan'ın zengin ailelerinin çocukları milyonlarca dolara mal olan törenle dünya evine girdiler hafta sonunda, bayramda. İşte o görüntüler geliyor şimdi. Kuşkuları filmlerdeki, seri ise peri masallarındaki gibiydi. Hindistan'ın varlıklı ailelerinin gençleri Asla Agarwal ve Aryaman Grover, 4 gün 4 gece sürecek muhteşem düğünleri için Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'u seçmişti. Masal 300 seçkin davetlinin özel uçaklarla taşınmasıyla başladı. Herkes geldikten sonra geleneksel müzik ve danslar eşliğinde zerdeçal ritüeli yapıldı. Şu anda en önemli ritüellerden biri yapılıyor. Damat zerdeçal tozuyla yıkanıyor. Ve bunun nedeni de cildi daha parlak gösterdiğine inanılıyor ve evliliğe de uğur getiriyor. Önce damadın, sonra da sarılar içindeki gelinin yüzü zerdeçalla boyandı. Kına töreni sırasında da müzik ve dans hiç durmadı. Eğlence şimdi başladı. Gelin ve damat etkinlik alanına şimdi giriş yapıyor ve dansçılarla birlikte muhteşem bir gösteriye imza atacaklar. Asla gümüş takılarını çıkarmış, zümrüt ve pırlantalarla bezeli bir gerdanlık takmıştı. Üzerinde pırıltılı göbeğini açıkta bırakan gelinliği vardı. Misafirperverlik harika. Düğünüm hayallerimin çok ötesinde. Bulutların üzerindeyim. Türkiye'de evlenmekten çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Türkiye'deki misafirperverliği çok sevmişler. İyi ki Türkiye'yi tercih etmişiz. Gelin damat sahneye çıktı. Sonrasında coşku ve eğlence tavan yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düğün tüm hızıyla devam ediyor. Hintler eğleniyor. Ne müzik sustu ne de dans durdu. İkramlarda adeta yok yoktu. Gece bitti ama peri masalı bitmedi. 3 milyon dolarlık eğlence bugün de devam edecekti. 3 milyon liralık yani tabii ki turist... Dolar. Dolar. Tabii lütfen. Milyar dolar milyar derler bu arkadaşlar tabii. Zaten. 3 milyar deve de tüy. 4 gün 4 gece Bodrum'da misler gibi. Ben şeyi merak ediyorum mesela, hani o kızlar mı? Nasıl hazırlanıyor? Hani kıyafetler falan, çünkü hepsi birbirinden güzel olmak için ben yarışıyor. Şöyle bir düşündüm, sana o zerdeçal yakışır. Ya zerdeçal. Biraz parlatırız seni falan. Sarı diye. Sarı. Değil mi? Ya tabii bizim kınamız gibi onların da bir takım ritüelleri var. İstersen biraz anlat. Yani çok evet, güzel çünkü çok ama farklı bir şekilde. Düğün tarihinin seçilmesi çok enteresan. Yani düğün onlar için öyle önemli bir şey ki. Astral takvim değil mi? Evet. Astral takvime göre hesaplanıyor. Ondan sonra damadın annesi hediyeler, kıyafetler, tatlılar ve pirinç, bereket ve mücevherlerle birlikte gidip kızı istiyor.
O isteme süreci. O isteme ya onu biz tanık olamadık. Ama yani kim bilir orada da kim bilir neler harcanıyor vesaire vesaire. Kesinlikle. Bir taraftan. Çok seromeniler var ya. Şimdi aslında hangisi ilgini çekti? Yani ona geleceğim de mesela sadece düğün olarak görmemek lazım bunu. Yani tabii burada şöyle, kaç tane davetli var? 600, 700, 800. Çünkü oğlan tarafı, kız tarafı, makyözü, dansçıları, tabii, ne bileyim işte. Tarkan konseri gibi yanardı. Aynen öyle. Yani bunu dizayn etmek, bu sahneyi kurmak da apayrı paralar bunlar. Yani tabii, uçaklar geliyor Bodrum'a. Özel uçaklar bir de bunlar her biri neredeyse. Ve yani aşçısından ne bileyim işte terzisine kadar herkes orada. Büyük bir sektör. 300 ve bizim turizmimizde, otellerimizde bu konuda hani ne bileyim bu konuyu organize eden arkadaşlar da bayağı bir aktifler son tabii dönemde. Tabii doların da bu kadar mesela 15 bandı kırıldı. Şimdi adam geldi 14.50 idi gidiyor 15-15.5'tan evet, dolar yani anladın mı? Bir taraftan da milyardersin. Tabii canım. Yani işin ben o tarafına şöyle bakınca çok ciddi bir ekonomi. Yani baktığın zaman oteli kapatmışlar neredeyse 4 tabii gün canım, bence hala devam ediyorlar. Bile bunu kapatmış olabilirler belli mekanları. Yani siz bugün burayı sadece bize kapatın demiş olabilirler. Tabii ki çeşitli şeyleri var. Mesela kına gecesi gibi bizde genellikle onların profesyonel mendi sanatçısı deniyormuş ona. Kızın bir akrabası kınayı gelinin elleri, kolları ve ayaklarına uyguluyor. Fakat burada çok enteresan bir detay var. Kıza bu kına yapılırken ziyafet ve geleneksel danslar bunlar her zaman var biliyorsun. Bollywood. Kıyafetler falan. Bodrum Wood olmuş orası. Bodrum Wood. Ama gelinin annesi mendi sanatçısından gelinin eline işlenirken bu kına oğlunun adını gizli bir şekilde yazılmasını istermiş. Şu bildiğimiz hani Hint kınalarından evet, yapılan oğlunun adı gizli bir şekilde. Yazılacak oraya. Daha sonra da damadın düğün sonrasında. Niye canım o kadar para harcanıyor? Bas bas yaz şuraya. Ali, Ahmet, Murat yok, değil, falan diye. Yok, damat da o desenlerin arasında tabii, adını bulacakmış sonra. Bulamazsa? Bilmiyorum artık. Bulamazsa kötü şans falan herhalde. Evet çok su, inanılıyor. Su, zerdeçal, çeşitli yağlar, işte o parlatanlar cildine ve kıyafetlerine sürülüyor. Bu kutsadığına ve düğün öncesi rahatlattığına inanılıyormuş. İyi evet, de o kokudan adamın yanına yaklaşamazsın ki. Kadının yanına nasıl yaklaşacaksın? Zerdeçal kokuyor sürekli düşünsene. Bir hafta 10 gün çıkmaz oradan. Bir de köri 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 bol bol her yerde köri kokuları. Vallahi Hint ya gerçekten tanık olmak isterdim. Bizde yani, de damatları biraz pataklayarak gönderirler ya. Evet. Onun gibi diyelim. Vallahi yani gayet damat şey, atabiliyormuş onlar da yalnız. Gelin bizde ata binmiş ya nasip demiş. Burada ata damat biniyor arkadaşlarıyla uzun bir yolculuk kızı almaya gidiyorlarmış. Hep yanlarında tabii müzik eşliğinde, müziksiz bir anları bile yok. Barat bu töreni o. Evet. Barat herhalde öyle bir şey deniyor. Ya bir de koreografiler de tabii çok önemli. Her kıyafetin, her kostümü, başka bir saçı, makyajı ve takısı olduğu gibi dansları da yine ayrı. Ya çok eğlenceli, çok önemli bir ritüel onlar için gerçekten. Gerçekten orada olmak isterdim yani hani ne yapıyor, ne ediyorlar çok ilginç çünkü her anı çok ilginç. Her anı çok her anı milyon dolar şu an. Bir Hint oh, düğünü sana yakışır. Bana yakışır bir Hint kızı bulsak değil mi? Evet. Ne güzel ama şeyde, düğünün hepsini o yapacak. Zerdeçal'la tek seni düşünemiyorum. Zerdeçal'ını ben sürebilir miyim Murat? Çok iyi. Allah mesut etsin. Gerçekten bize konuşmak düştü ama görsel bir ziyafet. Valla dünyanın her yerinde her insana konuşmak düşer. Çünkü hani atıyorum bir taraftan güzel. Londra'da da yapabilirdi. Paris'te evet, de o şey, Saint-Tropez bilmem oralarda da yapabilirdi. Turizme katkılarından Bodrum'a, dolayı. Bodrum'a, Antalya'ya, İstanbul'a geliyorlar. Bizler tabii dışarıdan bakacağız çekirdeğimizi çitleyerek. Başka türlü bir şey yapamayız çünkü. Çekirdek çitleyeceğim. Ben de lahmacun yiyecek halin yok. Nasıl yiyeceksin lahmacun? Lahmacun? Evet. Ya lahmacun Bodrum her yaz geldiğinde konuşuluyor. Ben işte bu şey civarındaydım. Ne bileyim Bozburun, Marmarisimsi vesaire böyle tatlı tatlı yerlerde kaldık. Şöyle bir baktım. Mesela kimi yerlerde 150, 175, 190. Yani şimdiden konulan fiyatlar bunlar. Yani altın ya da başka bir şey almıyoruz, çeyiz düzmüyoruz. Bildiğiniz lahmacun. Bakıldığı zaman da bu lahmacun şu an itibariyle fiyatlar herhalde 150-190 civarına gelmiş durumda. Bakalım yaz ayları içinde nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Buyurunuz efendim Bodrum'dan lahmacun manzaraları. Bu lahmacun şu anda Bodrum Türk Bükü'ndeki bir biçte 195 lira. Kazıklanıyoruz diyebiliriz evet. İster ye ister yeme diyor. Lahmacun 195 lira oldu. Türk Bükü yine yüksek fiyatlarla gündemde. İki lahmacun artı ayran 500 lira. Vermem. Deniz sezonu başladı. Türkiye'de tatilin gözde mekanı yine Bodrum. Özellikle Türk Bükü'ndeki beach ve oteller bu yılda el yakıyor. Türk Bükü'ndeki beachlerden birindeki lahmacunun fiyatı geçen yıl 98 lira.
liraydı. Haliyle hepimiz çok pahalı bulmuştuk. Ancak bu yıl o lahmacuna zam geldi ve tanesi 195 lira oldu. Korkunç bir fiyat. Ortalama bir lahmacunun maliyeti ne kadara geliyor? Et dahil, hamur dahil, dükkan kirası, işçilik, doğalgaz ve bunların hepsi salatasıyla beraber 30 lirayı falan bulur. Bir lahmacunda ortalama 80 ila 110 gram kıyma kullanılıyor. Kıymanın kilosuysa 110 lira. Yani Bodrum plajlarındaki lahmacun 1 kilo etten bile pahalı. 195 liraya sizin restorandan kaç lahmacun alabilir? 6 lahmacun. Lahmacun tabii bu, ayransız gitmez. Ancak o biçte ayran da söylemek isterseniz ayranın fiyatı 95 lira. Yani bir ayran bir lahmacunun toplam bedeli 290 liraya geliyor. Belli bir maliyet var, kirası yüksek olabilir. Popüler olması, bütün her yerde reklamlarının olması tabii cezbediyor. Halkın da fakir diye tabir edilen kısmını da almak istemiyor. Hem diyor ben yüksek tabakaya oynuyorum. Bu arada OBİÇ'e girip lahmacundan tatmak için önce 1500 lira giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Bir şezlongu aylık kiralamaya kalkarsanız bedeli 45 bin lira. Uzun lafın kısası o işletmeler herkes gelmesin, sadece zenginler gelsin mesajı veriyor. 5-6 sene önce de 40 lira diyorduk, o pahalı geliyordu bize. Şu an daha fazla. O zaman da yiyemiyorduk, bu zaman da yiyemiyoruz. Yani sonuç paranın olmaması yani. Vay ya be. Neden lahmacundan bahsediyoruz? Şimdi lahmacun sembol. Sembol oldu. Yani kolay yenilebilir, doyurucu. Tabii canım. Yani hem ekmeği var hem eti var. Ya nasıl İtalyanların pizzası varsa bizim de her gittiğimiz yerde lahmacunumuz aynen var yani. Ve 3-5 kuruştu bunlar. Ve geçen yıl işte hanımefendi evet, söyledi 50-60 liradan bahis açılırdı. Düşünsene geldiğimiz noktada 195 TL artı 90 lira ayran. Hadi onu geç. Yani ayran 90 lira mı? Ayran 95 lira kaç olmuş. Kaç litresi? Şu kadar canım, şu bardağı yani. İnanılır gibi değil. Yani bir lahmacun, bir ayran Murat 300 lira. Buyurun. Hı hı. Ha bak 290 lahmacun ayran yapınca 290. Vejeteryan lahmacun varmış. Yani ne oluyor? Sebzeli mi oluyor? Sebzeli demek ki. Evet. Et yok. Et 175 yok, lira. 175. Ama o biçe önce girip o ayranı yemek için ne yapacaksın? 1500 lira ödeyeceksin. Vay 1500. Be. Ne yapacaksın yani 1500'e ne veriyorlar sana orada? Bir yemek verir. Sadece giriş yok. Bence sanmıyorum verir yani. Hani içecek vermiyor de ne olabilir ki? Sadece giriyorsun işte. Ay 1500 bir dakika. Ve tek kişi bu. Bir dakika, aylık bir iç kiralama var 45 bin lira. Ya. Neyi kiralıyorsun? Şezlongu mu? Tabii tabii aylık o şezlong senin oluyor yani. Hep gidiyorsun o senin 45 o senin mi oluyor. Ev kiralarsın. Özellikle pandemide hani bu fiyatlar vesaire konuşuluyordu vesaire de. Hani Eda Taşpınar'ın bir şezlongu vardı. Her yıl gidip onunla yatardı böyle işte. Çok konuşurduk. Eda ile ünlü olmuştu o şezlong. Ya inanılır gibi değil ki. 45 bin lira. Bir de şöyle bir şey var. Bu rakamlar şu anın rakamları. Yani Mayıs'ın rakamları bunlar. Haziran ben sana söyleyeyim. Haziran sonu, Haziran hani okullar tatil oluyor. 17 evet. Yaz sezonu resmen başlıyor vesaire ya. Şu rakamlar lahmacun burada 195 diyor ya. Et fiyatı da 2 günde bir artıyor. Yok un fiyatı artıyor. Yok bilmem ne hani hep ona söyleniyor. Olacak 195 lira olan lahmacun sana ben sana söyleyeyim 250-300'den aşağı olmaz. Olmaz diyorsun. Net açık ve net söyleyeyim yani. Ve şu anki fiyatlarla bu şekilde gidiyor. Evet. Yani hele bir sezon iyice bir açılsın. Hep beraber bayramda gittik işte oraya buraya. Ya İnsanlar hani soğuktan denize giremedi. Maliyeti nedir gerçekten? Şöyle bir ya işin o maliyet tarafını istiyorum. Yani yani su, un, tuz, hamuru yaptın, incecik açtın zaten lahmacun bu kadar. Yani maliyet kıyma ortada. Kıyma tamam da yani kilosu da kıymanın 150 lira. 150 lira. Derya ne kadardı kıymanın kilosu dün aldın sen? 150-160'a gidiyor. 150-160 lira tamam mı? Elektrik var. Bir mekanın işletmesi var, kirası var. Şu kadarcık kıyma koyarsın içinde soğanıdır, yeşilliğidir vesaire zaten ambiyans serpiyor. Var. Ambiyans ödüyorsun sen ambiyansa o mekanda olmak için parayı ödüyorsun. 1500 verdim yani zaten. Baktığın zaman mesela 195 deniyor ya oradaki bir abimiz herhangi bir restoranın sahibiyle röportaj yapılıyor. Abi sizde ne kadar diyor bizde de ha bu 195 liraya kaç tane lahmacun alınır diyor. 5-6 tane diyor. Tabii. Yani en az 30 lira. Normal tabii herhangi bir yere gitsen de şu anın şu bugünün rakamlarıyla evet 30 liraya bir lahmacun alıyorsun ki bundan işte yaklaşık 2-3 hafta önce Çeşme civarındaydım. Yine baktım evet ne oluyor ne bitiyor. 25-30 liradan aşağı bugünün rakamlarıyla lahmacun yok. Valla ben en son 18 lira bir lahmacunda kaldım. Büyük boyu vardı 25 lira. Yani ben en son lahmacun yediğim rakamda. Hayır değil geçen ya. Geçen yıl mı? İşte
Aralıktan önce diyelim yani. Zaten ne olduysa o, şu 5-6 aylık süreçte oldu. Ve maalesef ki böyle gider ise, ki gidecek gibi gözüküyor. Bu rakamlar yani 30 lira olan normal senin benim hani dışarıda gel abi şurada büfede atıştıralım dediğimiz rakamlar 50 liraya çıkacak. Böylesi biçimsi yerlerde de biç dediğimiz plaj. Değil mi? Kum falan filan. Öyle yerlerde de 300'den 250'den aşağı lahmacunu yemeyeceğiz. Ayranı geç bir de yani. Yani şu 1500 ve 45.000'in içinde yemek var mı? Yani her öğlen sana bir döner sanmıyorum. Çeviriyorlar mı? Yok. Orada sen ve arkadaşların onu merak. Biç fiyatı mı? 1500 lira o da muhtemelen 3000'e falan gelir. Su veriyorlar mı? Tek başına gidip güneşlenecek hali yok. Sıra oluyor insanlar. İki kişi oluyor. Yaparsın 3000 lira. Hani gel sana bugün bir şezlong ısmarlayayım Muratcığım güneşlenmeye gidelim. 3000 ama bir şey yiyip içme yok içinde. Daha ayağın suya değmiyor. Değmeden daha yani. Düşün. Eyvallah olsun. Ve maalesef ki bu lahmacunu ve bu biç hadiselerini çok konuşacağız. Çünkü Bodrum'dan bahsediyoruz. Bodrum artık ciddi anlamda dünyada bilinen, sayılan bir de bu Hintli işte gitti bol bol miktarda hem Hintliler var hem de tekneleri, yatları gördün. O Rus oligarkların bazılarının tabii, gelmişler. Tabii. Dolayısıyla milyar dolarları olan insanlar da sen ben gibi onlar öyle herhangi bir yerde oturmayacak. Güneyden yatlarını bu tarafa doğru almak durumunda kaldılar biliyorsun. Ay böyle olunca bizim görsel şeyimiz arttı tabii ki. Evet. Ya katkıda bulunsunlar turizmimize. Amenna diyecek hiçbir şeyimiz yok. Şimdi efendim Denizli'ye gidelim. Biraz o zaman madem düğünlerden açıldı konu. Judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ve damat. Genelde kırmızı kuşak takılır ama siyah takılmış. Bunlar değişik bir imza atmışlar nikah masasında. Judo kıyafetleriyle oturdular efendim oraya. İmza atmadan önce damadı yerden yere vuran gelin efendim davetlilere unutulmaz korku dolu anlar yaşattı. Değerli misafirlerimize küçük bir gösteri hazırladık. Gelin elini damadın omzuna koydu, tek hamlede yere yapıştırdı. Onlar rahat, davetliler şaşkındı. Zaten hani antrenmanda çok alışık olduğumuz için biraz elbiselerle zor oldu ama. Milli judocu çift Talha Enes Arıoğlu ve Ümran Şahbal Denizli'de dünya evine girecekti. Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri aynı kulüpteyiz zaten. Gelin de damat da judo kıyafetleri giymişti. Siyah kuşakları da bellerindeydi. Çift birbirlerini selamladı, sonra da gösteri maçına çıktı. Ümran Şahbal rakibini defalarca yere serdi. Yani buradaki yaptığımız gösteriye alışkın olduğumuz için yani şükür canımız yanmadı yani burada. Planlamadık aslında bayağıdır. İkimiz aynı mesleği yaptığımız için. Tören nikah masasında bitti. Neyse ki her şey hayallerindeki gibiydi. Çok içimize sinerek oldu, çok güzel oldu. Güzel olmuş. Birbirleri aslında eşit güçte ve eşit teknikte oldukları için korkmazsın. Yoksa ama genelde damat yerlerde sürünüyor burada. Hocam diye bahsediyor zaten. Küçük yaşlardan bir birlikte büyümüşler tabii, judo salonunda. Tebrik ediyoruz sporcu genç çiftimize. Mutluluklar diliyoruz efendim. Evet yani hani nakliyeciyse hani şeyle kamyonlarla gidiyorlar. Ya da ne bileyim hani iş makinesi kullanıyorsa dozerlerle kız istemeye gidiyorlar falan. Bu arkadaşımız onu yapmış yani. Evet. Çok güzel, çok da yakışmış. Uzun uzun ömürleri olsun. Yavruları bol bol judo, tekvando, karate ne varsa hepsi öğrenerek yollarına devam etsinler. Hadi bakalım. Hadi. Sağlık, sevgi. Birinci mutluluk dileyelim. Çok şıklar gerçekten. Peki, buyurunuz. Güzel bir görüntü var. Görmeye alışık mıyız bunu bilmiyorum. Vallahi görülüyor. Ben daha çok bunu Afrika'ya gittiğimde bol bol görürdüm. Hindistan'da, Pakistan'da görürdük. Bir kamyonet görmektesiniz. Burası Ankara, başkentimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin caddeleri, sokakları. Kilolarca et kamyonet kasasında an itibariyle taşınmakta. Trafikte kasasında hiçbir önlem almadan kilolarca et taşıyan kamyoneti görenler şoke olmuş durumda. Tıpkı sizler gibi, bizler gibi. Bu anlarda kameraya alındığı tepki de çekildi. Aslında kamerayı çeken arkadaşımız neye söylemiş bir bakalım, ne dinleyelim. Hani böyle mi et taşınır arkadaş? Ankara Polatlı'nın şu andaki son durumu. İnsan sağlığının ne aşamada olduğunu gözlerinize görün. İba bak, sudan geçiyor. Tozdan geçiyor. Bütün o pislik nereye geliyor? Bu kadar et nereye gidiyor?
ediyor diye düşünüldüğünde yağmur duvasına çıkılmış bir yerde. Oraya götürülüyormuş. Yani bir yardım amaçlı gönderilen etler. İyi de yani böyle mi gider? İstediğin yere götür. Bak. İstersen yemeğe götür, istersen tamam yağmur duasına falan götür. Tabii. De bu şekilde mi gider? Şöyle bir baktım, bir et dışarıdan kaç saat kalabilir diye. Et oda sıcaklığında en fazla 3-4 saat tutulmalıdır. Daha fazla bekleyen ette şişme, morarma meydana gelerek kısa sürede bozulur. Etten yapılan kıyma ise oda sıcaklığında yine 3-4 saatte bozuluyor. Bunun dışında havaya maruz kalan, dışarı etkene maruz kalan etin zaten işte ne kadar bozulabileceğini düşünün, siz düşünün. Virüsler şunlar bunlar nasıl yayılıyor? Tabii canım, işte bakteriler bitmiş durumda yani. Burası bir Pakistan sokağı değil, Hindistan'daki kurban herhangi eti 4-5 saat. En uygun bir gün açık havada kalabilirmiş, bozulmadan bekleyebilirmiş en fazla. Ama tabii ki yani yolda gittiği yerde yani gıda şartlarına uygun olmayan bir noktada yardım amaçlı tamam yani sağ olsunlar ya ama... Yenmeyecek mi yardım amaçlı dediğimiz ne? O mu ya? Yani o insanlara bunu yedirirken sen yardım ettiğini düşünüyor musun gerçekten bir et yensin diye? Ne et olduğu da tartışılır tabii ki. Tabii apayrı bir mevzu. Hele kırmızı etin şu günlerde bol bol konuştuğumuz zaman diliminde Allah aşkına yani şu biraz hani bir de bayağı bir yol alınıyor. Hani hiçbir bir güvenlik görevimiz, benim bildiğim bir etler görmüyor o soğuk yani. Hava konteynerleri gibi büyük arabalarda, kamyonetlerde böyle asılı şekilde götürülür. Tabii. Hadi şunu yaptın bari üstüne bir brandayla falan ya. Bu kadar mı memlekette şirazesinden kaydı ya? Böyle bir şey var mı? Nerede gördün yani? Savaş ortamında bile şu yok yani. Orta Doğu'da işte dediğim gibi Pakistan'ın belli kırsalından gelen görüntüler gibi Allah aşkına. Afrika'da ben gittiğimde böyle taşırlar. Hani medeniyetin hiç olmadığı yani medeniyetin M'sinin olmadığı evet. Yerlerden bahsediyoruz ki İstanbul değil Ankara'mızın Polatlısı yani. Kesinlikle öyle. Bugün Polatlı'yı kime sorsan New York'ta bile gösterirler haritada yerini. Ama yani bu mudur yani? Ayıptır günahtır olmaz. Hani istersen at, dök, denize ya da ne bileyim toprağa, çukura kaz, göm. Ya bu şekilde götürülmez. Götürülmez. Bu. Maalesef. Üzücü. Peki kim efendim, bilir kim İstanbul'u. Yiyecek şimdi bunu biliyorsun kim değil mi? Yemiştir ya da hayır, bu görüntüler ortaya çıkana kadar geçmiş olsun. Her şey düşünülebilir. Mideniz hala bir de ne durumda? Etidir bu? O da hepsi tartışılır. Peki efendim İstanbul Bahçeli Evlere geçelim istersen. Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren bir gruba kimlik soran ekip saldırıya uğradı. Hı hı. Sonradan ortaya çıktı ki polislerden birine yumruk atan yine aynı şekilde bir meslektaştı. Kadın polis kimlik soran meslektaşlarına hakaret etti. Yetmedi, birinin gözüne yumruk atıp morattı. Bahçeli Evler'de bir araç içerisinde bulunan 4 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri aracın yanına gitti. Araçta 4 kadın vardı ve onlara kimlik sordu. Ancak içlerinden biri kendisinin de polis olduğunu söyledi. Kimlik vermeyi reddetti. Ardından polislere küfür etmeye başladı. Tansiyon giderek yükseldi. Hakaret şiddete dönüştü. Polis aralarında kadın meslektaşlarının da bulunduğu 4 kadını karakola davet etti. Ancak kadınlar karakola gelmeyi reddetti. Bunun üzerine aralarında gerginlik arttı. İddiaya göre kadın polis telefonunu çıkardı ve kendi meslektaşının gözüne yumruk attı. Telefonla kafasına vurdu. Yanındaki kadın da polislere direndi ve polisleri darp etti. Takviye ekip geldi. Polisim diyen kadının kimliği incelendi. Gerçekten de Güngören ilçesinde polis memuru olarak görevliydi. 4 kadın gözaltına alınıp karakola götürüldü. Aralarında kadın polisin de bulunduğu 4 kişiye polise mukavemetten işlem yapıldı. O kadın polis de açığa alındı ve hakkında adli idari soruşturma başlatıldı. Silahı ve kimliği alınan kadın polis daha sonra serbest bırakıldı. Meslektaşsın. Yani sen orada... Ya, saygı duyman lazım ya. Sen o an tamam izindesin, gayet hoş giyinmişsin, arkadaşlarınla eğlencedesin, herkesin hakkıdır. Buna bir şey diyemeyiz. Ama o anda yani senden kimlik isteyen birine çıkarıp kimliğini göstermelisin bir. Ona zorluk çıkarmamalısın. İki ve yanındakileri de buyurun arkadaşlar, ekip arkadaşlarım geldi, yardımcı olalım demelisin. Kafan her ne kadar yerinde olmasa bile. Ama yani. Yani baktığın zaman hani herhangi bir insan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin, tabii ki. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği emniyet teşkilatının kimliğini taşıyan bir arkadaşımız bu.
Eminim ki hani yanlış bir yoldan gitmiştir. Eminim ki amirleri ya da kendisi bu kafa hafiften yerine gelince ben ne yaptım diye bir şöyle çeki düzen vermiştir kendisine. Evet. Büyük geçmiş olsun, hiç görmediğimiz hareketler bunlar. Ya yumruk atıyor bir de meslektaşına. Hani kimliğini yani göstermemeyi bırak, olayı daha da diretmek ve büyütmek için bambaşka hareketler. İşte, hiç yakıştıramadım. Bazı şeyler olduğu yerde durmuyor. Tabii farklı reaksiyonlar da gösterebiliyoruz. Gösterebiliyor daha doğrusu. Evet yani. Dolayısıyla Türk Polis Teşkilatımıza buradan sevgi, selam. Olur böyle vakalar, Türk Polisi yakalar diye. Şimdi. Şimdi bu metrodaki görüntüler çok komik değil mi? Gerçekten. Kalkala kaldım çünkü yine mi arkadaş dediğim bir hadise. Yani çünkü bakıyorsun işin içinde yabancı uyruklu bir yolcu deniyor. İstanbul mu diyorsun, Ankara mı diyorsun? Hayır, memleketin farklı yerlerinden. Evet. Nerede? Bursa'da. Bursa'da metrodayız. Bir genç, yani çok normal bir şeymiş gibi çakmağını çaktı ve hani asla tasvip etmediğimiz bir sigara içme hadisesi var ve sigarasını yakmaya kalktı metronun içinde. Yolcular haliyle tepki gösterdi, ortalık karıştı. İşin ilginç yanı, iş karakolluk oldu. Hani kimse kimseden şikayetçi olmadı ama yabancı uyruklu bir arkadaşımızın yaptığını görüyoruz şimdi. Kimi yumrukladı, kimi tekmeledi. O da karşılık verince kavga karakolda bitti. Bursa'da dün akşam metroya binen yabancı uyruklu yolcu iddiaya göre sigara yakmıştı. Yolcular yasak deyince önce tartışma sonra kavga başladı. Acemler istasyonundaki kavgaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Gerilimin fitilini ateşleyen yolcuysa kaçıp yiyecek içecek otomatının arkasına saklandı. Oradan çıkarıldı, karakola götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Evet, sigara sağlığa zararlıdır. Ya onu hep söylüyoruz işte. Sonra. Ya bizim hep söylediğimiz hadise bu. Yani bir memlekete gidiyorsun, tamam yaşa hep beraber, ekmeğinden, suyundan iç, eşinden, dostundan faydalan vesaire de kurallarına uyacaksın. Yani şu dünyanın her yerinde yasaktır. Değil mi? Tabii. Hani çekip de sen gittiğin zaman bir Paris'te, New York'ta hani asla ve kata biz zaten sigara konusunda yani durumumuz belli de ya yapar mısın böyle bir şey? Ya şimdi Irak'a gitsen, Hindistan'a da gitsen aynı şeyler bunlar. Kapalı mekanlarda içilmesi yasaklanalı çok uzun zaman olduğu gibi artık sokakta da içmek yasak. Tabii. Yani açık havada da içmek yasak. Kimi ülkelerde biliyorsun yere izmarit atmak, sakız atmak, ciklet çiğnemiş olduğu cikleti tükürmek atmanın bile tükürmek çok büyük cezaları var. Yani kapalı bir ortamda huzur bozmak ve böyle bir hareketi yapmak için gerçekten... O zaman soralım, bu ne rahatlık arkadaş? Ne rahatlık? Sizdeki bu rahatlık ne? Ben bunu anlamıyorum. Ya bir de uyarılıyorsun. Hani kardeşim yasak diyorsun, belki tartışmalar başlıyor. Herkesin kanı deli akıyor da yani neler oluyor ya genç arkadaşlarımız? Lütfen yapmayınız yani hani koskoca metro karışmış. Vay efendim bir hani kendini bilmezin yasağa uymaması nedeniyle. Sigara içiyor baksana yani kavga dövüş o bu vesaire. Yani bu hani şu yabancı uyruklu falan filan olduğu için söylemiyorum. Tabii. Benim gibi Sivaslı da olabilirdi, senin gibi İzmirli de olabilirdi, tabii İstanbullu ki da olabilirdi, yedi kuşak Konyalı da olabilirdi. Her zaman yanlışa karşı dur dememiz lazım ki dur diyoruz. Şimdi yurdum insanından güzel görüntülerimiz var, değişik görüntülerimiz var. Bunlardan biri bir grup gencin asker eğlencesi. Esenyurt'ta bir grup genç efendim askere gidecek. Arkadaşlarını önce una, sonra yumurtaya bulayarak meşaleler oluşturdular etrafında ve konvoyla trafiği efendim gördüğünüz gibi bir şekilde kapattılar. Önce yumurtaya, sonra una, arkadaşı askere bu şekilde uğurlamışlar. Bizim ritüellerimiz vardır bununla ilgili ama tabii ki yine de o konvoyda havaya ateş açmaktan, meşalelerle etrafı
Meşale dedik, meşaleler geldi gerçi. Daha iyidir gerçi ama asker uğurlamasına yeni bir dönem diyelim buna. Unu evet. Yumurtaya bağlamak. Peki. Az önceki görüntülere ben yeniden bir gelmek istiyorum. Çünkü valilikten bir açıklama var bu metro hadisesinde. Oraya bir görebiliriz. Buyurun. Şimdi valilik konuyla ilgili açıklama yapmış. Kavga edenlerin Türk vatandaşı olduğunu belirtiyor. Sosyal medyada yer alan işte metro istasyonunda iddiaya göre yabancı uyruklu şahısların sigara içmeleri sonucu çıkan kargaşa ile ilgili olarak gözaltından şahısların birbirlerinden şikayet olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları şahısların her ikisinde Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Ha, yani burada sıkıntı yok. Hani yabancı uyruklu falan filan evet. Az evvel söylediğimiz gibi bu İstanbullu da olsa, Bursalı da olsa, tabii. Konyalı, İzmirli, Sivaslı da olsa her zaman tepkimizi ortaya koyarız. Koyduk da valilikten yapılan bu açıklamayı da belirttik. Belirttik. Belirttik diyelim. Çok güzel. Harika. Yapmayın harika. Arkadaşlar ne olur. Bir de pekala, tartışıyoruz. Da gerek yok. Ya uyarı ve bir şey orada bitireceksin. Pekala. Horon tepmeyi biliyor musun? Horon tepme? Bilmiyorum ama tepenlere karşı da ayrı bir sempatim vardır. Bak şimdi horon tepme güzel bir şeydir. Bizim güzel adetlerimizden de biridir. Böyle enerjini dağıtarsın. Hep beraber onu yapmak kutlamanın aslında en böyle yüksek halidir falan ama şimdi bir boğa arenasında diyeceğim, boğanın olduğu bir ortamda, onun yuvasında horon tepince bir de üzerine üstü kırmızı giyince. Kırmızılar bol bol değil mi? Yani bol bol. Ne yapsın? Boğa ne yapsın? Ya ben buradan dalarım bunlar neredeyse. Bana gel, o kadar gel bas bas bağırıyor ki ben kırmızıyım diye. Yani boğanın da durumunu zaten biliyoruz. Hani o arenalarda kırmızı kırmızı. Yani bu tabii Artvin'imiz apayrı bir tabii güzellikte ki. Yerimiz. Zaten İspanya'da geleneksel ödüllü boğa güreşleri bu. Şampiyon olan mi? Boğa. Bak ne yapsın? Etrafında horon oynayanları, tepenleri kovalamış. Gidin başımdan, ben şampiyonum. Kırmızı görmek istemiyorum daha fazla diye. Ya Barcelona ya da Madrid ya da İspanya sokaklarında tabii geleneksel çok görürüz. Koşarlar. Bir de onlar hani böyle bir yani asla görmek istemediğimiz şeyleri yaparlar ama yani boğayı da kızdırdığın zaman önünde duramazsın. Hele şampiyon ki boğa. 3-4 tane kırmızı giyen arkadaşlar var, şuna bak. Evet. Yani sanki hani boğayı tahrik etmek için oradalar gibi. Ben her zaman ne olursa olsun boğanın yanındayım. Kesinlikle. Bir de Kadıköy'de 6 yolda boğanın durumu vardı. Aa, evet ya. Onu da şey tedaviye aldılar tabiri caizse ama mi? Yine delinde, üstünde edildi. Tepinmeler devam ediyor. Aa, yenilenmiş bol bitmiş izledim. Onun son görüntülerini bir görelim sonra. Ha, tamam. Bir bakalım onun son görüntülerini. Artvin'e sevgi selam, Hopa'ya sevgi selam ama aynen öyle. İnsanı gibi boğası da özgür ve hür karakterli. Kesinlikle. Şimdi bir görüntü daha var. Burası da neresi Murat'cığım? Avcılar'da bir düğün sonrası. Avcılar'da dünya evine girdi kim? Türkmenistanlı çift. Ve düğün bitiminde kavga çıkmış. Düğün merasiminin ardından dağılmaya başlıyor taraflar ve o sırada ne olduysa aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanıyor. İşte Avcılar'da böylesi bir olay meydana geliyor. Zaten işte eteklerden ya da kıyafetlerden de belli, biz düğünden çıktık diye. Tabii. Bas bas bağırıyorlar ama bir taraftan da niye oldu, husumet neden ortaya çıktı? Hani düğünün sonunda olmuş. Ya genelde de o zaman oluyor. Hani ona bazen yorgunluk, sinir bozukluğu, işte düğüne hazırlanırken ciddi bir süreçten geçiyorsun. Altın sayımında olmuş olabilir mi? Aa bak. Her şey ben ne kadar naif bakıyorum olaya. Yani çok yorulmuşlardır da o yüzden sinirleri bozuldu, tartıştılar diye. Evet. Olabilir. Ya senin olabilir altının, ama benim altın. Görmek istemediğimiz hadiseler Avcılar'da Türkmenistan uyruklu arkadaşlarımızın. Evet. Yani Hintliler az önce coşmuş idi 4 gün 4 gece. Evet. Türkmen kardeşlerimiz de coşmuşlar ama daha sonra kavgaya tutuşmuşlar. Mutlaka. Şimdi dün de konuştuk bu konuyu. Gelecek görüntüler gerçekten yine tüyler ürpertiyor. Allah korumuş gerçekten bu genç arkadaşımızı. Dün yine aynı şekilde hani ben daha iyi resim alacağım, bu manzaradan daha iyi selfie, öz çekim yapacağım diyerek düşüp hala bulunamayan bir arkadaşımızdan bahsederken, gözü yaşlı annenin feryadına hala kulak verirken, belki eğlence için, belki heyecan için yine bir arkadaşımız efendim metrelerce yüksekten denize atladı. O eğlence anlayışı az daha canına mal oluyordu. Çünkü dalgaları ve yüksekliği hesaba katmayan bu arkadaşımızın geldiği hal şimdi kendi dilinde ve anlatımında. Buyurun izleyelim. Bir yarım saat cebelleştim. Ciğerlerim hala ağrıyor ya. Metrelerce yüksekten suya atladı. Tehlikeli macera arayışı az daha canına mal olacaktı. Nefes falan kalmadı. Zaten kaç, 2-2,5 litre su yutmuşumdur yaklaşık. Yusuf Ünsal dün arkadaşı Muhammed Koşar'la deniz sezonunu açmak için Sinop'taki Hamsilos koyuna gitmişti. Ama 19 yaşındaki genç hiç olmayacak bir şey yaptı.
artı 20 metre yükseklikteki kayalıklara çıktı. Sonra da taklalar atarak kendini denize bıraktı. İlk ben atladım, ben ters tarafa yüzdüm. Çıkma tarafına doğru yüzmedim, bilmiyordum orayı. Dalgalar onu derine çekti. Çıkış yönünü bulamadı. Ölümle burun buruna geldi. Dalga da ters tepti. Bayağı bir yoruldum yani. Kayalar falan hep çarptı. Sonunda kıyıya çıkarıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yusuf Ünsal yaptığından bin pişmandı. Orada arkadaş çekti. Kayalıklar doydu. Bana doğru yüzdü. Kolunu tuttum. Dışarı çıkardım. Dedi kimse girmesin. Ya gerçekten çok korkunç. Çok korkunç. Yani bunu yapmak bir cesaret. O da gençlikte oluyor zaten. Çeken arkadaşın cesareti de ayrı. Ya sen hani bunu çekeceğim, hadi atla ben seni daha iyi çekeceğim. Çekerken düşebilirsin arkasından bir. Çekerken bambaşka bir şeye tanık olabilirsin. O kadar yani bu çekim açısında gördüğümüz şey kayalara o kadar yakın düşüyor ki. Anlatıyorlar zaten 2-2,5 litre su yutmuşumdur. Neye çarptığımı şaşırdım. Dalgaları hesap edemedim. Onun altında bir kaya var mı yok mu bilmiyorsun. Sen Allah korusun orada kafanı herhangi bir yerini çarp omurgan. Gitti hayatın Allah boyunca. Korusun. Hayatın gitti. Yani, ya işte bu gençliğin verdiği şey mi diyeyim ya da hani sezonu yok, biz böyle açalım. Bu sosyal medyanın verdiği gaz Allah aşkına Murat. Muhtemelen TikTok vesaire tık içinde hale bak. Şu hale bak. Allah'tan bak sporcu bir yapısı var yani daha güçlü kuvvetli kendini kotarabilmiş tabii. Orada ama çıkamayabilir de o suyun içinden metrelerce suya battım sular yuttum diyor. Yani büyük geçmiş olsun onun annesi yerinde olmak hiç istemezdim. Sonunu düşünemiyorlar ya bu arkadaşlar bir şeyler aynen yapıyorlar öyle. Da hani orada her şey başınıza gelebilir be güzel kardeşlerim. Çok kötü. Ya o yüzden tecrübeli ya da o bilge attım. İnsanları lütfen dinleyiniz ya Allah aşkına şu olmaz. Yapmayın. O annenin bu görüntüleri izliyor olmasını şu an tahmin edemiyorum. Yapmayın çocuğum yapmayın gerçekten. Yani bu sosyal medya uğruna kendinizi tepelerden, oralardan, bacalardan sarkıtmayın. Kim o resmi? Sen bir saliselik biri sana bir kalbi koyacak, koymayacak ne önemi var? Ha adrenalin sporları, ekstrem sporları seviyorsa... Güvenli ortamları güvenli var güvenli ortamda uzmanlarıyla beraber bunu deneyimleyebilirsin bizim seninle yaptığımız gibi. Onu da önümüzdeki günlerde seyircilerimizle paylaşacağız. Hoştu yani. Neyse ki geçmiş olsun. Aynen. Evet, geçmiş olsun diyelim. Kesinlikle. Hadi bakalım şimdi bir esnaf maalesef kavgasına gideceğiz. Çay satışımı engelliyorsunuz dedi ve esnaf arkadaşlarına saldırdı görüyorsunuz. 4 iş yerine zarar verdi. 2 kişiyi bıçakladı. 1 büfe sahibi. Finalde bakınız çevredekilerden nasıl dayak yiyor. Siz misiniz benden çay almayan dedi. Esnafa kaldırım taşları ve bıçakla saldırdı. Kocaeli Körfez'de bir büfe işletmecisi berber komşusunun çay demleyip diğer esnafa ikram etmesine kızdı. Senin yüzünden kimse benden çay almıyor dedi ve onu uyardı. Ancak berber komşu o uyarıya kulak asmadı. Esnaf komşularıyla çaylı sohbete devam etti. Bunun üzerine büfe işletmecisi işi şiddete döktü. Geçen cuma akşam saatlerinde berber komşusunun camlarını kırdı. Berber bu görüntüleri görse de esnaf komşusundan yüz yüze bakıyoruz diyerek şikayetçi olmadı ama yanıldığını anlaması da uzun sürmedi. Büfe işletmecisi ilk saldırıdan 2 gün sonra bu kez 4 iş yerine birden saldırdı. Olay bu kez karakola taşındı. Gözaltına alınan saldırgan büfeci serbest kaldıktan sonra mahalledeki kahvehaneye gitti. Camları kırdığı için herkes ona tepkiliydi. Bunu niye yaptın diye soranlara da bıçakla karşılık verdi. Kahvehane sahibi ve bir kişiyi de bıçakla yaralayınca darp edildi. Saldırgan büfeci ve yaraladığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Maalesef ekmek parası ya da işte bazen gerçekten rekabet olduğu zaman hani iki tane çay ocağı düşün yan yana. Biri bütün çaylarını satıyor. Demlik demlik yapıyorlar o işi. Diğer tarafta da bu yok. Neden yapmıyorsun durumu? Ya. Aynı şey tüketici açısından da biz mesela market market ya da pazar pazar gezip en uygununu bulmaya çalışıyoruz. Değil mi? Bunun
Bu bizim için önemli, kıymetli bir şey. Bugünlerde daha da fazla. Kesinlikle öyle. Fakat tüketici en uygunu bulabilmek için market market gezerken zincir marketlerden biri oyunu deşifre oldu. Yani bir oyunlara daha deşifre oldu bu market zincirleri. Neden diyeceksin? Çünkü birer müfettiş gibi gezen market çalışanları fiyatlarını diğer marketlere göre ayarlıyorlar. Olay bu aslında tam olarak. Eskiden ne yapıyorlardı? Bir mesajlaşma söz konusuydu biliyorsun. WhatsApp hikayesi vardı ya, o deşifre olunca demek iş buralara geldi. İş buralara geldi. Olan yine tüketiciye sana bana oluyor. Bakınca. Bakalım nasıl açıklamışlar bu durumu. Bu marketin elemanı buraya, bununki ona gidiyor. Birbirlerine bakarak fiyatları yükseltiyorlar. Mesai başlayınca rakiplerine gidiyorlar, etiketleri kendileriyle karşılaştırıp yeni fiyatı belirliyorlar. Onlar müfettiş değil, zincir market çalışanı. Hiç duymamıştım, şaşırdım açıkçası. Onlar sabahleyin birbirlerinin marketlerini zaten gezip fiyat ondan sonra koyuyorlar. Teker oluyor o zaman işte. Teker olunca aldatılıyor haliyle. Artan fiyatlara karşı tüketiciler en uygununu bulabilmek için market market geziyorlar ve zincir marketler de buna karşı yeni bir hamle geliştirdi. Artık gizli elemanlar görevde. 2-3 tane geziyorum en uygununu bulana kadar. Fiyatları karşılaştırmak için fiyatları alırdım. Markete götürdüm, şef müdüre verdim, ona göre karşılaştırırdık. Zincir marketlere kartelleşme suçundan rekor ceza kesilmişti. Fiyatları WhatsApp gruplarından belirleyen marketler şimdi yakalanmamak için çalışanlarını diğer marketlere göndermeye başladı. Benim oturduğum yerde 3-4 tane var, 4'ünde geziyorum. Hangisi daha uygun? Sonradan alıyoruz tabii ki. Tüketici bazen günde 2-3 kez değişen etiketlerle karşılaşabiliyor. Zincir marketlerde hem müşteri kaybetmemek için hem de fiyat farkı oluşmasın diye birbirlerini sürekli kontrol ediyor. Önce benim için en uygun bir zincir markete gidiyorum. Orada bulamadıklarımı sırasıyla diğer marketlerde arıyorum. En ucuz zincir marketten başlayıp sırasıyla gidiyoruz. Fiyatları her yerde araştırıyoruz tabii. Tüketici en uygunu bulmak için geziyor ama gizli elemanlar daha ucuza ürün alma şansını da ortadan kaldırıyor. Çünkü bir market bir ürünü daha pahalıya satıyorsa diğer market de yükseltiyor. Yani olan yine tüketiciye oluyor. Bunun kontrollerinin yapılması gerekiyor, öyle olmaması lazım. Olan yine vatandaşı oluyor. Ya bu durum ne oluyor? İşte tekel yaratıyor. Yani sen domatesi atıyorum 30 liraya... Değil mi? Hani hepimiz yaparız. Sen de yaparsın. Annelerimiz, dedelerimiz, nelerimiz yapar. 3-5 yer dolaşır. Emekli adamın işi nedir yani? Ya bakacak, edecek. Benim mesela bazı ürünleri bazı marketlerden, bazı ürünleri bazı marketlerden alırım. Bilirim orada fiyat farkının daha nasıl olduğunu. Bu kadar mesela bize... pazar zamanları olur. O yöredeki market... lerde pazar seviyesinde indirir bir indirim yapar. Mesela çarşamba günün pazarı perşembeden daha uygundur. Perşembe daha yüksek. Öyle midir? Ya bizim orada öyle. Senin orada geleceğim. Çarşambadan daha mı yüksek perşembe? Evet. Vay bir be. De cumartesi var o gün organik, o en yüksek. Organik o, bir de yani. Cumartesi. Ya bu hadisede olay gerçekten hani önceden bir hani yazışıyorlardı bilmem ne telefondan falan. O iş deşifre olunca işte çareler tükenmiyor görüyorsun. Yani demek ki ucuz demek için diyorlar ki abi 30 liranın altına satmıyoruz bu domatesi. Bu hıyarı 50 liranın altına satmıyoruz. Yani 51, 52 belki oynayabilir falan filan ama yani bilmiyorum ya. Ajanlar tutmuşlar yani girip market market. Olan hep orası işte ne kime oluyor? Acaba? Sana oluyor, bana oluyor, tabii. Vatandaşa oluyor. Ha, ciddi bir uğraş. Düşünsene kalem kalem orada hangi ürün yükseldi, hangi ürün düştü. Yani onun çeteresini tutmak da kolay iş değil. Yani ayrı bir şey... Güya serbest piyasada işler dönüyor. Hadi bakalım. Şimdi Bolu'ya gidelim mi? Buyurunuz. Bolu'da mahalle mezarlığından yol geçmesini, evet. Yani mezarlık ortasından yol geçmesini engellemek isteyen vatandaşlarla ekipler arasında bir tartışma yaşandı. Bir abimiz iş makinesinin altına yatıp çalışmayı durdurmaya çalıştı ve başaramadı. İzleyelim, konuşalım. Hadi gel lan. Mezarlıktan yol geçmesini istemedi, engel olmak için iş makinesinin altına yattı. 10 metre yol yapmak ne demek ya? 10 metre mezarlığın içinden yol yapmak. Bolu Belediye Meclisi Beşkavaklar Mahallesi'ndeki Çakmaklar Mezarlığı'nda yol açma kararı almıştı. Ekipler harekete geçince mahalleli karşı çıktı. Ölürden mezardan anlamıyorsun. Başkan geldin. Nereye gömdün? Mezarlık burası benim bildiğim en az yani. Her tabi yol yaptığımız zaman yarın öbür gün mezarlığı nereden bulacaksın sen? Ölülere saygısızlık yapıldığını söyleyen vatandaşlar ekiplere izin vermedi. Bu adam çileden çıktı. İş makinesinin altına yatarak engel olmaya çalıştı. Gel. Hadi gel. Gel lan sakın lan. Gel.
Mahalleli de inatçıydı, belediye başkanı Tanju Özcan da. Ekipleri oradan çekiyorum ama o yolu açmazsam, bunu uygulamazsam ben de adam değilim. Ben şimdi köylümü çekiyorum, burası sana ait. Ben çekiyorum, sen değil. İş makinelerinin çalışmaya başlamasıyla vatandaşlar haklı çıktı. Kazılan alanda çok sayıda kemik bulundu. Yazıklar olsun. Yani tabii ki mahalle sakinleri tepki göstermeye de haklı. Yani tepki göstermek bir yana yapmış oldukları eylem ciddi anlamda büyük bir hareket yapmışlar orada. Yani yapmayın bunu, gerçekten bu mezarlığın ortasından yol geçmeyin diye mahalleli ne yapacağını şaşırmış yani, adeta ama bir çözüm bulunamamış. Boş bir alan olsa hani mezarlığın o bölümü boştur ama sondaki o kemikleri Allah korusun ya, hep beraber görüyoruz. Yani yeniden ağaçlar düşünmesi lazım bunu Bolu'da. Belediyenin. Aynen. Düşünülmesi gereken, iyi, hassas bir şekilde incelenmesi gereken bir durum. Vallahi yani bu insanların, bir avuç insanın burada bu hareketi boşuna yapmadığını anlamak lazım. Yani tabii. Bir yakını vardır yoktur orada ama net insanlık olarak oturuş. Bizim dinimize göre de baktığında yani orası özel bir bölümdür, hassas bir nokta. Ciddi bir şekilde inceleneceğini düşünüyorum. Yaşayanımıza saygı duyuyoruz da ölümüze mi saygı duyalım diyen arkadaşlar da yazmışlar bir taraftan. Doğru söylüyorsun. O da başka bir nokta. Maalesef. Şimdi hani başka ülkede yaşayamam diyoruz. Zaman zaman böyle esprili görüntüler oluyor, hoşumuza gidiyor falan. Ama şimdi böylesi hiç görülmedi bence. Şimdi öyle bir haber var ki Taksim'de bir bina düşün. Binanın balkon kapıları var ama balkonu açılmıyor. Taksim'de yani her şey olabilir, onu sana söyleyeyim. Aslında binada balkon da yok. Bir kapı var ama kapı da açılmıyor. Yani anlamını biz bulamadık efendim. Bakalım siz işin içinden çıkabilecek misiniz? Şu binayı görüyor musun? Evet. Bina duvarında kapı var. Şu yeni binayı görüyorsun değil mi? Evet. 3 kat. Bak 1, evet. 2, 3. Kapılar var. Kapıyı niye koymuş? Balkon diye koymuş. Balkon mu? Balkon yok. Evet, balkon ama balkon yok. Kapı var. Kapı var. Tuhaf şey. Beyoğlu Dolapdere'deki bu binayı görenleri şaşkına çeviriyor. Yurdum yaratıcılığı diyelim. Yani ne diyebiliriz ki? Balkon deseniz balkon değil. Arada bir evi havalandırmak için açıyorlar deseniz o da değil. Çünkü bütün binadaki bu kapılar kilitli. E güzel duruyor. Süs olsun diye yapmış müteahhit deseniz o hiç değil. Peki bu kapının amacı ne? Balkon yapacak bir şey işi çıkmış. Müteahhitin mi? Evet. Belki korkuluk koyacak, yapacaklar. Belki elinde malzeme vardır. Fazla kapıları mı değerlendirdi acaba? Muhtemelen evet. Hadi diyelim bu binayı yapanın aklına bunların hiçbiri gelmedi. Peki ya hırsıza davetiye çıkaracağını da mı düşünmedi? Ama bak belki şöyle olabilir. O, fikir yürütüyoruz. Şunun devamını yapacaktı. Sonra belki izin alamadı falan, öyle bıraktı. Türkiye'den başka yerde yaşayamam. Şu an üzerinde durduğumuz yer neresi biliyor musunuz? Alttaki dairenin çatısı. Ne görüyorsunuz? Çok kötü bir görüntü. Bir mimarlık hatası mı? Unutmuşlar işte. Biz yıllardır buradayız, ilk kez sizinle bu analizi yaptık. Buradan müteahhite seslenelim. Biz işin içinden çıkamadık müteahhit bey ya da hanım. Siz bize yardımcı olun. Sizden bir açıklama bekliyoruz. Ama görsel olarak bir dakika. Şimdi doğruya doğru görsel olarak baktığında bir tasarım harikası mı değil mi? Lütfen bak, kırmızı bir balkonu var gibi ama öne çıkamamış. Ya da yapılmış, tekrar yıkılmış da olabilir bak. Çünkü altta böyle bir şeyler ya var. Ya da şöyle bir şey, ne tam olabilir? Böyle balkona geçecekken bu maliyetler çok arttı ya. Birdenbire bak, ay Allah paramız bitti vesaire deyip balkon kısmına geçememiş olabilirler. Ama şimdi bu balkon... Yangın merdiveni de olabilir de oraya ama unutmuşlar bir taraftan. O da olabilir tabii yani, çerçeve merçeve ciddi bir maliyet. Çok tabii canım yani... Baksana. Ama bir taraftan da yerel yönetim de herhalde görecektir. Çünkü bir deli taş atıyor kuyuya. 40 akıllı orada arkadaşımız Sümeyle ile beraber çıkarmaya çalışıyor. Bizler evet, de aynı şekilde. Biz de aynı şekilde. Bir bina tasarımı olarak şahane ödülümüzü verdik. Kapı açılmıyor zaten, açılmasın. Yani ne kadar büyük bir tehlike arz ediyor düşünsene. Kapılar kilitli, betonla çerçevelenmiş. Peki. Neyse, bu da bizim başka ülkede yaşayamamıza bir sebep Taksim'de yani. Her şey olur ama ya. Taksim'de... Taksim'de olan Taksim'de kalır. Bambaşka bir memleket biliyorsun. Pekala. Taksim'imiz. Efendim evet, buyurunuz, ne dersiniz? Reklama gidelim. Kısa bir reklam arası. Hadi. Efendim bugün de keyifli bir günün sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Murat'la ama yarın sabah saat 8'de buradayız yine. Evet. Görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Mutluluk, sağlık, güzellik sizinle olsun efendim. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.